TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün benim sesim dünden böyle biraz fazla konuşmuşum galiba. Dünden biraz böyle kalın kalın çıksa da harika bir programla yine karşınızdayız. Fikirleri alın, bilgileri alın, hafta sonu yapın. Hiç vakit kaybetmiyorum. Çok değerli, çok önemli konuklarım var. Az sonra hep birlikte olacağız. Ben hemen Naz'ın yanına gidiyorum. Şimdi bazen hani diyoruz ya, atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Evde bazı çantalarımız var. Çanta iyi kalıyor da sapı kalmıyor. Sapı böyle asıyoruz, çıkarıyoruz, oraya buraya koyuyoruz. Eskiyor, epriyor ve o noktada yeni saplar devreye giriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde ben heyecanlandım, hemen programa kattım. Naz'la birlikte bunun yapılışını da göstereceğim size. Şimdi evden getirdim. Şu benim çok uygun fiyatlı geçen sene aldığım bir çanta. Bakın şu böyle kürklü, peluş yani. Şurası da sapa bakın. Sapa bakar Erkancığım, sap. Sapı da böyle biraz epridi. Şuraları böyle kötü kötü oldu bunun peluşları. Şimdi ben bu çantayı atayım mı? Atmayayım. Siz de atmayın. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Çok seviyorum çünkü formu çok güzel. O zaman ne yapıyoruz Naz? Şimdi sen bunu çıkart. Göreyim. Şimdi bir tane gece çantam var. Şöyle. Şöyle de alınabiliyor. Sapı var. Fakat bir yere gidiyorum. Hem şık olsun istiyorum hem de bu sap oraya uygun olmuyor diyelim. Çıkıyor bunlar, klipsleri var. Bunu da daha spor şık yapmak istiyorum bu çantamı. Bu çantamı da değerlendiriyorum. Hani belki kullanamayacağım oraya ama kullanılır hale getiriyorum. Bir tane biliyorsunuz programda burada yapılmıştı. Bu yaz boncuk çanta modası var. Kendinize edinin, yapın. Ben bunları yapan hanımefendiyi bir kere daha çağıralım buraya. Tamam. Sen biliyorsun kim olduğunu. Şimdi bunu da çıkaralım buradan. Diyelim ki ben bunu da farklılaştırmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz şu işler var. Hani kulaklıklar kaplanıyor, sapları kaplanıyor. Bunlar hazır yalnız. Ben yapmadım. Hazır, bu Derya'nın hatta. Bizim evdeymiş, aldım geldim, bana onu soruyor. Sonra biz Naz'la böyle İzmir'de bir boşluk bulduğumuzda ya dedim şu, pardon bunun başı var, havaalanı. Havaalanında İzmir'e giderken Naz'la kahve içiyoruz. Yanımıza böyle genç güzel kızlar geldi. Naz'a dedim ki Naz bak çok güzel çantası, gitsene sorsana dedim nereden aldın. O daha sonuna kadar ben o kadar fazla heyecanlı ve telaşlı bir tipim ki hemen gittim. Ay affedersiniz kızlar dedim, çantayı nereden aldınız? Çantayı dedi bilmem nereden aldık dedi. Biz Naz'la böyle inceliyoruz, bakıyoruz şeylerine falan. Neyse öğrendik nereden olduğunu. Hemen İzmir'de bir boşlukta o internet sitesine girdik ve oradan şunları aldık. Şimdi bunları aldık, bir çantadan ucuz. İki tane burada var elimde. Makrameyle örülmüş ama benim esas amacım burada bu makrameleri önümüzdeki hafta diliminde size göstermek. Bir projemiz vardı. Kızlara da dedim ki kızlar kusura bakmayın biz bunu yapacağız programda da dedim. Şimdi gösteriyorum. Çantamın sapı. Gel Yaşar şöyle bir yakından bak. Çantamın sapı. Makrame yapılmış. Ama neyle yapılmış, nasıl yapılmış sırlarını vermeyeceğim. Şimdi takıyorum buna. Hani kürk sap eskimişti ya. Benim çanta bakın ne oldu. Çok güzel havası. Bakın değil. Ne oldu. Nasıl oldu? Çok yani güzel. İstersem şöyle olur. Evet. Çok iyi değil mi? Erkan şurayı gör, şurayı, çantayı görme. Bak bu önemli. Bugünün konusu bu Erkan. Bak. Gel kim geliyorsa gelsin. Heh, şu konu. Bakın nasıl güzel. İpleri de böyle bir parlak parlak. Çok ucuz bir şey değil ama bir sürü çantayı böyle güzelleştirecek bir şey. Ben buna para verdim. Neden verdim? Size bunu göstereceğim, bakacağım çünkü. Makrome bizim işimiz. 2 dakikada yapacağız bunu. Her şeyini hazırlayacağım. Muhtemelen önümüzdeki hafta gösteririz biz bunu. Çıkart bunu tatlım. Şimdi esas sap bu bir de. Bunu şimdi programa çıkaramadık. Bir tane marka güzel bir çantam vardı. Derisi nasıl eskimiş. Fakat bunu tabii buraya çıkaramadık onu. O kadar güzel oldu. Fotoğraf çekip koyacağım. Şimdi buna tak Naz, bir taraftan sen tak, bir taraftan ben takayım. Takacağım. Tak hepsi. İşte insanın gözlerinin görüyor olması, gözleri gören bir asistan olması çok çok iyi. Bakın çanta ne oldu? Ha? Çok iyi olmadı mı? Çok. Çok girmesin. Çok güzel. Yani Derya'ya sabah sordum. Şimdi tabii ben bir şeyi beğeniyorum da gençler beğeniyor mu? O da önemli. Şimdi bu çanta hani bir kot ceket veya bir siyah ceket, bir kot pantolon, bir beyaz tişörtle giydiniz. Şu şekilde oldu. Beğendiniz mi? Herkese soruyorum, kızlara. Güzel olmadı mı kızlar? Bunu da yapabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Şimdi hemen ona takalım. Büyüğü değil, küçüğü takacağız ona da. Çıkaralım bunu. Mesela şöyle bir çantam vardır benim, bir gece çantam. Böyle dantellerden falan yapılmış. Bunun da formu çok güzel. Aslı bak, bu çantayı da sana şey yapabilirim. Çantacı arkadaşlarımız var, fikir istiyorlar. Bu da çok eski. Bakın şimdi boncuk çantayı da buna yaptım. Şimdi bambaşka olmadı mı? Evet. Ne diyorsunuz? Erkek gözü yönetmenim. Nasıl? Ama sapa gel. Sapa gel Erkan. Sapa gel. Bak sapın üstünde. Ama şu şeyde şey var. Marka var şunun üstünde. Evet. Şundan üstünde marka var. Şöyle yaptım Erkan. Kapattım. Gelsin şimdi. Bakın üstünde boncuklar var. Bir şeyler var. Çok şık değil mi? Yani biz havaalanında İzmir'e gitmemiz en çok buna vesile oldu dermişim. Fakat algıda seçicilik midir nedir? Orada onu gördük. Ha Naz? Tabii. Şimdi bunu nereye yapacaktık? Onu yine küçüğe mi yapalım? Küçüğe yapalım. Al. Montajını yapayım. Ama şuna bayıldım ben. Şu çantamı kurtardığıma o kadar sevindim ki. Şimdi bunun nasıl yapıldığını ben biliyorum. Ama programda size bunu göstereceğim. Bazı ince numaralar var üstünde. Sırf makrome değil. Bakın şimdi şunun içine bir şey koymak istiyorum. Acaba ne koysam? Şu ağırdır biraz. Şunu koyayım. Biraz durduğu için. Çok güzel. Bakın. Bu nasıl oldu Rüya? Bu da. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bir şeyinizi atmadan kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız yerlere, çantalarınızı koyduğunuz yerlere bakın. Şimdi biz bunları yapacağız. Ben buna para verdim ama siz vermeyeceksiniz. Siz bunları yapabileceksiniz. Hocam gelecek biraz sonra. Hocam bunlar tasarruf fikirleri. Evet, geri dönüşüm. Geri dönüşüm ve tasarruf. Biraz sonra konularımızı işleyeceğiz. Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu bizimle birlikte olacak. Hocam da bizi seyrediyor. Hocam önemli. Şu çantaya bir para veriyorsunuz. Orada dolapta bekliyor. Bunun ruhunu değiştirdik basit bir şeyde. Ki biz bunu elde yapacağız. Olmadı mı? Süper oldu bu. Süper oldu diyor hocam. Şimdi şunu tekrar takıyorum. Şunu tekrar gösteriyorum. Bakın birini de bir tarafa koyayım şöyle. Beğendiniz mi? Yazın. Şimdi bana soracaksınız nereden aldınız, nereden aldınız? Bizim Derya da aynı şeyi sordu. Nereden aldın, nereden aldın? Naz'la konuştular sonra. Beni dedim meşgul etme, benim çok işim var. Naz'la konuştular. Tükenmiş orada bunlar. Ama biz programda size haftaya yapacağız. Bir kenara yazın, kaçırmayın. Tek de fotoğraf çekip göstereceğim. Yani hele şunda şu o kadar güzel oldu ki. Şunu bir daha takalım, gösterelim. Şimdi bakın ne kadar kötü olmuş şunun şeysi. Bunu şimdi takmaktan imtina ediyordum. Burası acaba yeniden kürkle yapsam mı bu şeyi diye. Arkası deri bunun. Böyle takıp hani üstüne paltoya tak çıkar tak çıkar. Bu bozulmuş. Çok kötü. Ama şunda bayıldım buna. Küçük böyle çok eski iğne almışım. Kullanmıyorum. Çünkü deri sapı kötüleşmiş çantanın. Bir marka çanta. Onun da hayatını kurtardı. Biz bunları burada önümüzdeki, ben heyecanlandığım için önümüzdeki haftayı bekleyemedim. Evet Erkan, ne diyorsun? Evet vallahi bu kadar fikirler. Yani istediğim zaman ben bu çıkabilir çanta sapı da, evdekileri kontrol edin hangi çantalarınızın sapı çıkıyor. Veya içlerine bir küçücük şey dikebiliriz. Bu çanta var ya, bu çantada Lady Middleton'ın kullandığı şey, çantanın şeysi. Çok güzel, bunun ayakkabısı da var bende. Böyle ayakkabısıyla kullanılıyor. Ama çantaya başka bir ruh verdik. Siz de verebilirsiniz. Evdeki çantaları çıkarın, haftaya bizi bekleyin. Hadi bakalım gidelim. Biz hazırız ve sıcacığız bugün. Şal yapıyoruz ama bugünkü şal, hani bu gala başka gala, bu şal başka şal gibi gider yani. Dikiş geçerken bunu da kapatacağız. Şimdi tekrar üstlerinden bir spor dikiş geçilecek. Evdeki eski tabaklar bu şekilde değerlendirilebilir. Ben de Yıldız Hanım'dan öğreniyorum burada. Animal nest, baby nest. Bak unutmam bunu bir daha. Bizim programda İngilizce de öğreniyoruz. Evet, demin de söylemiştim. Hocamız burada. Efendim Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Çok kıymetli bilgileriniz var. Sizin de aynı bizim program ruhumuzla sizin bugün anlatacaklarınız çok güzel birbirine uyuyor. Hocam meteoroloji ve afet yönetimi profesörü, öğretim üyesi, ev hanımlarına tasarruf önerileri verecek. Buyursunlar hocam, buyursunlar. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli bir hocamızı ağırlıyoruz. Çok şeyler soracağız kendisine. Şimdi hanımlar evde farkında olmadan ne tür israflar yapıyoruz? Evet, yani zaten bu günümüzün konusu. Yani sporumuz da zaten bizim şeye çok hizmet ediyor. Evet. Çünkü 3 şey var dünyada şu anda dünyayı kurtarmamız için. Yani yerküreye saygı, doğaya saygı. Bu biraz da bizim de yani dinimize de uygun bir şey. İsrafı azaltmak. Ben buna biraz da ekolojik günahlar diyorum. Ekolojik günahlarımızı, ayak izimizi azaltmamız lazım. Aşırı yük oluyoruz dünyaya. Az satın almak, tüketmek aynı zamanda. Geri dönüştürmek, yeniden kullanmak. Sizin bu sap olayı çok süper bir fikir. Çünkü sapı eskidi diye hemen gidip yenisini almak hem ekonomimize hem de dünyaya büyük bir yük. Yani benim hanım da bu tür tasarım işleriyle uğraşıyor. Öyle o da mi? Bir şeyleri kesip yapıştırıyor. Buyursun ediyor. Gelsin bir gün, şeref duyarız. Çok. Ama yapmadığı yanlış şeyler de var. Mesela bulaşığı mesela yıkarken musluğun altında yıkıyor, sonra makineye koyuyor. O yanlış oluyor. Yapmayalım mı öyle? Ay yok işte, problem bu. Bizim hanımlar çok şey, temizlik meraklısı. Şimdi akarsuyun altında değil, durgun bir suda ön yıkama yapacaksanız durgun bir suda yapmak lazım. Zaten makine ön yıkama yapıyor ama hanımlar güvenmiyor. Kendisi şar akarsuyun altında. Hem su boşa gidiyor hem enerji gidiyor. Oraya elektrike geliyor o su. Bir de makineye koyuyor. Yani bu olmadı. Şimdi yani tamam sapı yapıyoruz da burada evet, yapmamız lazım. Bunlar da önemli. Bunlar da önemli. Hakikaten bugün hocamın anlattıklarını bir yere not edelim. Ben de sizin hanımın yaptığını aslında yapıyorum hocam. Yapma. Yapma diyor bak hocam. Şimdi eskiden çamaşır makineleri, bulaşık makineleri yokken her şey elde yıkanırdı. Evet. Mutfakta bulaşık tası diye bir kavram vardı. Bulaşık tasının içinde yıkardık. İşte orada bir durulardık. Tekrar bir azıcık sudan geçirirdik. Suda yoktu. Yani suları da bidonlara doldururduk. Hatırlayın, küvetlere doldururduk, kovalara doldururduk. Şimdi suyu bol bulduk, şarıl şarıl şarıl. Kapın içinde suyu biriktirip de içinde ön yıkama yapmayıp, evet, akarsuyun altında dereler, deryalar gibi. Evet. Sonra o tabii yanlış oluyor. Belki bir kabın içinde yine şöyle koyup, bulaşık tası dediğimiz kabın içinde şöyle bir akıtıp ondan sonra makine ön yıkama zaten yapıyor. Çok önemli bir konu. Başka hocam neler var? Bu bulaşık tasını yazayım, bunu bilmiyordum. Ha. Böyle bir tas yok muydu olarak hocam evlerde? Aa, bu sadece bulaşığa kullanılır. Anlaşıldı. Bulaşık tası emaye olurdu bu genellikle süper de. Süper bir fikir. Bir de evlerde şimdi bulaşık dedik de bir de hani bulaşık çıkmasın diye bazen karton tabak ve strafor tabak kullanıyoruz. Tek kullanımlıkı. Evet. Bu da kötü bir şey. Evet. Tek kullanımı. Kullan at. Bu nereden geliyor kaynağı? Attığımız zaman bunlar nereye gidiyor? Tonlarca, milyonlarca çöp yığınları oluşuyor. Kullan at özellikle kağıtta büyük ormanlara yük oluşturuyoruz. O yüzden tek kullanımlık şeyleri de yapmamamız gerekiyor. Bir de en büyük hata da şurada. Kızartma yağını lavaboya dökmek. Hı hı. Yani bunu zaten belediyelerimiz topluyor. Bunları bir şişede biriktirip bir pet şişede koyup. Çünkü lavaboya döktüğünüz zaman hem lavaboyu tıkıyor hem de binlerce litre suyu kirletmiş oluyoruz. Evet. Bunları sorgulamadan yani. Bir de tabii çöplere ayırmamız gerekiyor. Bu çöp ayrımında kağıtı, plastik, alüminyum, demir. Bir de organik çöpler var, sebze vesaire atıkları, yemek atıkları. Bunları kompost kübre yapmamız lazım. Evet. Bunlar hep çöpte. Bu konuyu da önümüzdeki günlerde hocamızın boş vakti olduğunda gelecek ve kompost gübre yapımını hep söylüyorum ama hocayı bekliyorum. O kendisi anlatsın, bunu istiyorum. Bu da çok önemli bir konu. İlaçları çok çöpe atıyoruz. Pilleri, şurada bir sürü pil var. Piller. Bunlar ilaç ve piller, bunların da hiç dikkat etmiyoruz yani, özel bunlar şeyler. Evet. İlaçları eczaneye verebiliriz yani, vakti geçen ilaçları. Çok çünkü kimyasal şeyler, piller, bunlarda ağır metal var. Bunları attığımız zaman eczaneye verince ne oluyor? Eczane onu daha doğru bir şekilde geri dönüşüme gönderebiliyor. Ha. Mesela bu pil veya elektronik şeylerde elektronik atık toplayan alışveriş merkezleri var. Evet. Hem onlar maden içeriyor, onlar hem milli servet hem de doğayı kirletmemesi için çok önemli. Bu pil konusu da çok önemli. Çocuklarımızı da buna alıştırmalıyız gerçekten. Mesela buzdolabında buzdolabına yemek kaldırırken neleri yanlış yapıyoruz hocam? Sıcakken koymak, sulu yemekleri üstü açık koymak. Bunlar yanlış. Sıcakken koymak yani hani ben koymuyorum ama bazen koyulabiliyor. Yani, ne yapıyor orada? Nerede? O sıcaklığı absorbe etmek için normal dışarıda hava sıcaklığında, oda sıcaklığında soğuyacakken normal kendi kendine buzdolabında onun için enerji harcıyoruz. Hı. Aslında harcadığımız enerji de elektrik enerjisi diyoruz ama mesela burada şimdi bir sürü lamba var. Burada lamba yanmıyor aslında. Bu lambaları takip edelim, kablolarını, bir termik santrala gideriz. Yani kömür yanıyor aslında burada. Onların artmasına, aşırı enerji tüketmesine neden oluyoruz. O yüzden biraz bekletip kendiliğinden soğumasını bekleyip koymak veya üstünü kapatmak, mesela sulu bir yemekse. Çünkü o nem vesaire buzdolabı içinde daha fazla sıkıntı yaratıyor. Bir de buzdolabın tabii doğru sıcaklıkta çalıştırmamız lazım. Onun şeyleri var, o üzerinde ayarları var doluluğuna göre. Bir de alt raflar, üst raflar, yani onlar hani var ya, sebze yeri ayrı, onlar süs için yapılmamış. Onlar özel şeyler. Buzdolabı zaten biliyorsun arkadan ısıtıyor bir yandan havayı. Yani o buzdolabılar o ısıtması içerideki sıcaklığı alıp dışarı veriyor. Büyük bir enerji tüketen şeyler. Bu kurutma makineleri, çamaşır ve buzdolapları çok enerji tüketiyor. Özellikle bunları alırken o artı işaretleri var. Onları almak çok... Yani onlara dikkat etmek lazım. Enerji tasarrufu yapan verimli aletler yeniden alınıyorsa bunlara dikkat edilecek. Belki ilk anda pahalı gibi geliyor ama uzun vadede onlar çok geri getiriyor. Paranızı geri alıyorsunuz yani. Evet, yani gerçekten lazım. Elektrik de şu anda bilmiyorum bayağı faturalar geliyor. Hocam katlandı, evet. Evde elektriği, ben bunu kendim için soruyorum. Elektriği en çok çeken nedir? Fırın, kurutma makinesi, buzdolabı gibi. Ütü? Ütü. Ütü de çok şey. Şu buhar kazanlı ütüler galiba daha çok çekiyor. Tabii çünkü suyu buharlaştırmak için çok büyük enerji lazım. Yani suyu buharlaştırmak, onu sıvı halden gaz haline geçirmek için her bir molekülü 540 kalori gerektiriyor. Yani suyu buharlaştırmak, arıtmak, damıtmak çok pahalı bir şey. O yüzden mesela denizden suyu arıtamıyoruz. Acayip enerji lazım. Yani şurada petrol kuyunuz olacak. Denizin kıyına koyacaksınız, deniz suyunu alıp arıtacaksınız. Yoksa çok pahalı. Yani çok büyük enerji isteyen bir şey. Tabii bu ütüyü yaparken mesela diyelim ki son çamaşırı ütüleyeceğiz. Son çamaşırı önce ütünün pişini çekebilirsiniz. Çünkü ütünün sıcaklığı son elbiseyi ütülemek için yeterli olacaktır. Doğru. Yani o tür basit şeyler. Yani çok ufak ufak. Aslında bu şuna benziyor. Hani deriz ya hep, herkes kendi evinin kapısının önünü temizlerse aslında bu büyük bir katkı. Herkes kendi evinde şu küçücük gözüken şeylere dikkat ederse burada tasarruf konusunda hakikaten çok yol almış oluruz. Hem kendimize hem ülke bütçesine hem de gelecek nesillere hem de yavrularımıza iyi bir dünya bırakmak için torunlarımıza çok çok önemli konular. Küçük dikkatler istiyor aslında. Şimdi doğaya saygı diyoruz. Evet, aynen. Çok şey var. Yemekleri pişirirken ocak ve fırın seçimi, tencere ya da düdüklü tencere seçimi önemli mi hocam? Çok önemli. Mesela şu yemeği pişirirken üstü açık pişirdiğiniz zaman bütün enerjiyi dışarı veriyorsunuz. Şimdi burada ne var? Brokoli neyse, yeşil sebze. Sebze, evet. Bir de iklim değişikliğiyle mücadele etmek için sebze tüketimine özen göstermemiz lazım. Et ve peynir vesaire gibi. 1 kilogram et, kırmızı et önümüzde sofrada. Gelene kadar 15 ton su tüketiyoruz. 1 kilogram et, 15 ton su. O yüzden az et yemek gerekiyor. Peynir de öyle. Mesela 2 dilim ekmeği çöpe attığımız zaman 1,5 ton suyu çöpe atmış oluyoruz. Bunu bilmek lazım. Bu sanal su diyoruz biz buna. Şimdi mesela siz şimdi kahve ısmarlamadınız ama neyse. Mesela burada... Hocam hemen kahve söyleyeyim. Ha, şurada bir bardak su var. Mesela bu bir kahve olsa burada... Bu bir fincan kahve, bir fincan su değil. Bu bir fincan gördüğünüz kahve için doğada bu yaklaşık 140 litre suyla geliyor önümüze. Bir fincan kahve içmedi, çöpe attık. 140 litre suyu çöpe attık. Mesela şu gördüğünüz A4 kağıdı. Mesela bazen bunu uçak yapıyorlar ya. Bunu attığın zaman mesela 20 yarım litre pet şişe suyu çöpe atıyorsunuz. Sanal su. Her şey suyla üretiliyor. Mesela siz deminden beri anlatıyorsunuz bu tişört, gömlek. Şu mesela şu gömlek 2,5 ton su. Hatta 3 tona yakın. Çünkü bu pamuk 12 ton su istiyor. 1 kilo pamuk. İşte bu bilince gelmemiz lazım. Gerçekten düşünmüyoruz bunları. Ya sanal suyu da bilmiyoruz. Sadece dış fırçasıken falan diye düşünüyoruz ama esas suyu yediğimiz, içtiğimizde. Yani bir kase pirinç pilavını aldın. Yemeyeceksin, almayacaksın. Aldın, çöpe attın. 3 ton suyu çöpe atıyorsun. Onun için oraya gelene kadar tonlarca su tüketiliyor. Yani... Evet. Pişirmeyeceğimiz, yemeyeceğimiz fazlasını yapmamak lazım. Evet. Yani kendimiz önce bu terbiyeleri hayatımıza sokacağız. Bunlar da bir terbiye biçimi. Tabii tabii, yaşam tarzımız. Yaşam tarzı. Ayak izimiz, karbon ayak izimiz. Yani ölüp gittikten sonra dünyaya çok fazla yıkım yapmadan gitmemiz lazım. Ben buna karbon günahları diyorum ya da ekolojik günahları. Evet. Diyanet İşleri Başkanı bunu bilmiyor ama olsun. Yani bu günah bunlar da. Ve de büyük bir israf yani topluma, ekonomiye. Hakikaten ekmek yiyeceğiniz kadar alın. Ben kendime de söylüyorum, size değil. Yiyeceğimiz kadar alalım. Dondurucuda saklıyorum. Fazlasını mutlaka kullanın. Gerçi çok bu konuda hassas, çok başarılı hanımlar var. Mutfak ekonomisini her şeyiyle dört dörtlük yapan hanımlar var. Ne bileyim, ekmeğin fazlasını bir şey yapıyor. Onu galetaya, unu yapıyor. Oradan ondan bir papara yapıyor. Böyle olur zaten. Yeniden o zaman da mutfak bütçesinden sizin cebinize bir şeyler girer. Tabii ekonomi de, bunlar çoğu dışarıdan geliyor. Mesela enerji dışarıdan geliyor bize. Türkiye'nin %70 cari açığının da enerjiden kaynaklanıyor. Yani enerji tasarrufu, şimdi kışa girdik özellikle. Bu şimdi akşam mesela diyelim ki işe gittik biz. İşten eve gittik. Evde kimse yok ama ev çok sıcak. Ne yapıyoruz? Ay ev çok sıcak deyip camı açıyoruz, pencereyi. Gitti. Gitti. Yani göğü ısıtacağız. Hani var öyle bir reklam. Evet. Göğü ısıtamazsınız. Ya şimdi kimse gidip kombiyi kapatma alışkanlığı yok. Şimdi bir bardak çay içecek. Kettle ağzına kadar dolduruyor. Ya arkadaş, bir bardak çay için bu kadar suyu ısıtmanın anlamı yok. Ha, bu da önemli konulardan bir tanesi. Çünkü kullanmayacağız diğerini. Bir bardak bir şey çok önemli hocam, bu söylediğiniz şey çok yapılan bir şey. Aman hepsi ısınsın da biraz sonra da bir şey. Hayır, biraz sonra yemeğe kullanacaksa tamam. Ama kullanmayacaksa orada soğuyacak. Hiç enerji boşa. Boşu boşuna biz o elektriği yakmış oluyoruz. Bu da çok ince hesap şeylerden bir tanesi. Düşünmediğimiz şeyler bunlar. Düşünmediğimiz şeyler. Evet, şimdi sebze ve meyveleri akan suda yıkamak doğru mu? Sebze ve meyve atıkları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yeterince bilinçli miyiz? Yani tabii sebzeler biraz tabii insanlar korkuyor. Üzerinde gübre, pestis falan var diye. Her gün de duyuyoruz sinek, böcek olayları. O yüzden yıkamak gerekiyor ama tabii şarıl şarıl saatlerce değil. Mesela aynı şey duş almakta, banyo, küvette uzanmak da artık doğru değil. Kısa duşlar, şarkı da söylemeyeceğiz banyoda. Banyoda şarkı yok. Duş kısa, aynı bahriye duşu gibi, gemide duş alırmış gibi. O küvetleri kaldırmamız lazım. Bunlar hepsi şey, yani suyu kullanmak. Sebze meyveyi yıka, tamam mı? Öyle saatlerce değil yani. Evet. Küvetler falan zaten şimdi hep bu duşakabinlere dönüş var ama evet. Hani 40 yılda bir belki bir keyif için bilemiyorum ama hakikaten çok önemli. Eskiden benim jenerasyonum bilir. O zaman su da yok. Evet. Suyu çaydanlıkla kaynatılır. Kovanın içinde soğuk suyla ılıtılır. Öyle duş alır, banyo alırdık. Yoktu. Titreye titreye. Yani banyolarda sobaları vardı. Ne? Evet. Isıtma. Çok ben gibi altına bir şey koyuyorsun. Evet, altına bir şey yakardık falan, hatırlıyorum. Ondan sonra giderek değişti. Elektrikli, elektriksiz, tüplü şeyler çıktı ama hani şimdi böyle uzun yıkanmalar düşünmek lazım. Çok önemli. Tabii. Şimdi mesela evimizde çift cam olmayabilir. Mantolanmanın. Çok zengin olmamız, herkesin maddi durumu şey. Ama mesela şunu nereden buldunuz? Bu çok ucuz bir şey. Camların o içine, evet, kanatlarına şunu koysanız, şundan bir fitil, evet, fitil bu. Fitil, evet. Dış kapıya büyük fark eder yani enerji. Yoksa göğü ısıtıyoruz biz kapıların, camların, evet, aralarından. Çok püfür evet, esiyorsa orada. Biz eskiden çok yapardık. Evet. Sonra bu camlar çıktı. Modern camlar çıktı, sıkışıyor. Ama hala ahşap cam vardır. Onların da bazıları eskidiği zaman arasından böyle rüzgar esiyorsa bu fitillere gerek var. Çok ucuz. Müge şunu hatırlatıyor. Hocamın diyor musluk seçimleriyle de ilgili, evet, şeysi vardı diyor. Var. Bazı musluklar mesela suyu böyle havalandırarak, böyle köpürterek akıtıyor. Yani bu hacim güzel şey ama aslında su daha az miktar olarak. Öyle musluklar var, bir de damlayan musluklar var. O da çok sinir bozucudur yani. Tık falan. Evet. O damlayan musluklar, akıtan şeyler, sifonlar. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar çok büyük problem. Yani neydi Mügeciğim, pardon? Müge Hanım. Su kaçağını anlamak için. Mesela sifonlarda sifondan kaçan suyun ne kadar önemli olduğunu, hocam, ne kadar su gidiyordur yani sifonda kaçak varsa. Yani oluyor. Ben o rakamları tabii yapmıyorum, ezberlemiyorum ama o fıs diye ses oluyor. Sürekli bir ses oluyor zaten. O kaçak su zaten binlerce litreye oluşuyor. Ve bunu da düşünsenize, binlerce insan yaptığı zaman milyonlarca litreye çıkıyor. Hayır, şimdi hem öyle çıkıyor hem de ev bütçesi. Ya dünya su parası geliyor. Bir miktardan fazla su kullandığı zaman fatura katlanarak geliyor. Evet, bir arkadaşımın başına gelmiş geçen gün. Çok fazla su faturası. Feci bir şey ama ben diyor bu kadar su kullanmıyorum, evde tek başıma yaşıyorum. Sonra ustaları getirmiş, bakmışlar. Sifondan böyle çok hafif, çok hafif yani ses de gelmiyor duysun. Çok azıcık bir su kaçırıyormuş. Evet. O kadar büyük bir fatura gelmiş ki hemen yaptırdı, bir dahaki ay faturası bayağı az. Yani evde yokum diyor, çalışıyorum diyor. Derya Hanım, eğer o su evin döşemesine, kolonlarına doğru kaçıyorsa evi çürütüyor. İçindeki demirler çürüyor. Deprem için çok büyük tehlike. Çünkü bu yani kolonlar, döşemede demir var. O suyla karşılaştığı zaman eriyor, demirler yok oluyor. Evet. Yani hocam tehlikeli. Biraz da şu afet yönetimi falan, oralarda da şu deprem meprem bir iki bir şey konuşsak olur mu sonrasında? Olur. Müge Hanım bunu da mı koymuş, bilmiyordum. Ha, yok koymadı, ben şey yapıyorum, sizin titrinizde anladım, var ya. Evet. Belki küçük bir iki bir şey söylemek isteyebilirsiniz tabii bize. Seyircilerimiz ekran başından ayrılmasınlar lütfen. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra hocamın kıymetli bilgilerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Evet, hocamla böyle reklam arasında neler neler konuştuk. Herkes burada sorularını hocama soruyor. Şimdi çamaşır ve bulaşık makinesi çalıştırırken alınabilecek tasarruf önlemleri neler hocam? Çok önemli bir konuya, yani benim de çok problem yaşadığım bir konu. Bir kere düşük sıcaklıktan mümkün olduğu kadar. Zaten çamaşırda yazıyor 50 derece, 40 derece. Benim hanım hiçbir zaman onlara inanmıyor. Onları ikiye çarpıyor. Böyle çamaşır da küçülüyor. Korkunç da enerji kaybı. Hocam bu akşam eve gidemiyorsunuz yalnız, onu söyleyeyim size. Şurada bir koltuk var, ben orada yatarım. Ya hem bir de çamaşırlar, benim çoraplar hiç olmuyor. Bir kere giyiyorum bir daha gitti. Her şey küçülüyor. Ve de aşırı enerji. Yani orada... yani hanımefendinin titizliğinden burada bahsettik. Kulaklarınızı çınlattık. Öyle tipler oluyor hanımefendi. Çok yaygın. Ama çok sıcak suda bir şey yıkamamak lazım. Bütün şeyler gidiyor, güzel şeyler. Evet, çok çabuk epriyor. Hocam haklı. Yıpranıyor. Biz de size iyi bir şey yapmak için yapıyoruz biz hanımlar. Ya sağ olsun da ben bakmıyorum kaç derece olduğuna. Ben ayağıma girsin yeter yani. Şimdi işte makineyi doldurmadan yıkamamak gerekiyor. Tasarruf magazine girdi bu kısım. Tasarruf magazin. Evet. Evde şey olacak. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinde daha kısa programlarda, daha düşük ısılarda yıkayalım, evet, diyor hocam. Doldurmak şart ve de sıcaklığını doğru sıcaklıkta. Ne yazıyorsa o, yani etikette. Gereksiz aşırı enerji kullanmaya. Yani çok su ve çok sıcak olması çok temiz olduğu anlamına gelmiyor. Doğru. Bu var. Doğru. Böyle aşırı su ve temiz olması. Bu, evet. Bu bulaşık makinesinde net tasarruf önemli. O da aynı şey. Orada da dolmadan bir tane çamaşır bulaşığı koymak da doğru değil. Ve bu makineler çok enerji tükettiği için mümkün olduğu kadar enerji verimlisi. Yani birkaç yüz lira fazla verip A+++ gibi böyle 3 A'lı bir şey alabiliyorsanız uzun var. Bir senede onun parasını çıkarırsınız. Hem de doğayı korumuş olursunuz. Yerküreye, doğaya da saygı. Aile bütçesine katkı. Evet, çok önemli. Evet. Şimdi Müge, nereye gelsem acaba? Kurutucularla ilgili biraz bir şey söyleyeyim. Kurutucular en fazla enerji tüketen şey. Elektriği çok çekiyor. En fazla elektrik çok çekiyor. Bir de gerekli bakım da yaptırmak gerekiyor sık sık. O tüyler vesaire onu da dolduruyor. Bakımını yapmadığınız düşük verimli enerjili bir kurutucuyu gerekli olmadığı zamanlarda çok uzun kullanmak, Türkiye ekonomisine de, ev ekonomisine de, her şeye kötü, doğaya da büyük yük. O yüzden mümkünse güneşte. Bugün Japonlar bile, gidin bakın Japonya'nın Tokyo'da böyle camlarda, apartmanlarda çamaşırlar vardır. Tuhaf gelir insana. Şimdi bizde asmak da şey. Ayıp mı? Yani asanlar var ki çok sağlıklı buluyorum ben bunu. Ama şimdi pek çok kişinin evinde ya kurutmalı ya da şeyli makineler olabiliyor. Hayır ikisi bir olanlar. Evet. De bu kışın şu anda oda sıcaklık kaç derece olacak? Evet, buyurun. Yani oturma odasında 21, yatak odası 18. Her bir derece fazla %10 fazla doğalgaz ve elektrik. Evet. Oralarda da faturaları düşünmek yine elimizde. Radyatörlerde hani nasıl yapacağız hocam? Radyatörlerin üstünü kapatmamak gerekiyor. Bazen radyatörlerin üstüne bir tane şey koyuyorlar. Bir ne bileyim mermer. Süslü bir şey koyuyorlar. Ya da perdeyle arkasına koyuyor. O havayı ısıtacak ki. Hava yükselecek, bütün evi ısıtacak. Yani radyatörlerin bir de ayarı olması lazım. Bazı ısı ölçer, pay ölçerler var. Bir de radyatörler bakımı çok önemli. Mesela biz dün akşam yaptırdık. Çamur akıyor içinden resmen. Yani resmen çamur geliyor. Yıkanmak gerekiyor içini. Bir de radyatörlerin arkasına yansıtıcı koymak lazım. Böyle alüminyum plaklar var. Radyatörün arkasından koyuyorlar. Duvarı ısıtmıyor, dışarıyı ısıtmıyor. Evi yansıtıyor eve. Evet. Hocam Şu konularla ilgili bir şey daha soracağım. Evde buzdolabının yeri önemli mi? Evet. Bundan da bahsedelim. Ya buzdolabına güneş gelmeyecek. Zaten buzdolabı bir sürekli bir de kendisini soğutmasın yani. Buzdolabına derler ya işte ocağa yakın olmaması lazım. Çünkü ısınmaması lazım. Yani güneş gelmeyen bir de tabii evde bir üçgen var. İşte yemeği pişirmek, yıkamak, doğramak gibi. O üçgeni tabii mimarlar iyi bilir ama bir kere buzdolabının şey olmaması gerekiyor. Yani arkasında bir mesafe olması lazım duvara. O çünkü evet, hava sirkülasyonu gerekiyor. Güneş altında sıcak ısı enerji kaynağının uzak olmasında fayda var. Evet, bir de şu kağıt israfını önlemek için e-fatura olayı var. Evet. Pek çok kişi geçti ama pek çok kişi geçmedi. E-faturada önemli bir şey. Geçelim mi, geçmeyelim? Ya mutlaka geçmemiz lazım. Kağıt kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmamız lazım. Mesela şimdi demin utandırdınız beni, kahve getirdim ama fincanda Allah'tan. Bir de kardon bardakta kahve içmek var. O da çok kötü. Şimdi burada her tarafta açıldı ya kahveciler. Evet, evet. Orada da fincan bardak istememiz gerekiyor. Şu 140 litre karton bardağı geçtik mi 240 litre. Su harcıyoruz. Evet ve o kağıt çöpe. Kağıt yani çöpe. Ağaç orman çöpe gidiyor. Ben sizi bulmuşken ve gündemde bir konu diye deprem konusunda bir iki şey sormak istiyorum. Demin bana biraz anlattınız hocam. Hani Japonlarda kaç tane şey var. Bilgi olsun diye bize hani en azından kulağımızda bulunsun. Ne söylemek istersiniz bize depremle ilgili? Yani bu depremden korkmak normal bir şey ama korkarken bir yandan hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi depremde şöyle yapabiliriz. 0. saniyesine hazır mıyız depremin? 3. saniyesine, 3. dakikasına diye. Şöyle 3 dakikasına bile hazır olsak çok... Japonlar önemli. Böyle mi yapıyorlar? Evet, o diyor 3 aylık test yapıyor sana. 3 ay. 0. saniyeden başlıyor 3 aya kadar. Bakıyor ki nerede hazır değilsin. Şimdi bizdeki Türkiye'de problem 0. saniyede patlıyor. 0. saniyede hazır olmak demek binanın sağlam olacak. Yani bina depremde yasık zayıf olmayacak. Yani camlar kırılır, duvarda sıva dökülür. Normal bunlar. Ama bina böyle yasık zayıf olmayacak. O binada bina değil o bina. Ya binamız sağlam olacak. Evet, sağlam olacak. Eşyalarımızı sabitlemiş olacağız. Tamam. Ondan sonra aile afet planı yapacağız. Sigorta yaptıracağız. Bunlar. Aile afet planı en önemli şeylerden birisi ve ihmal ettiğimiz bir konu. Bu konuda nerede oluruz, birbirimizle nerede buluşacağıza kadar değil mi? Tabii. Evde olmayabiliriz. Aynen. Çocuğunuz başka bir yerde olur, siz başka bir yerde olur. Nerede buluşacağız, ne yapacağız? Bunun aslında konuşulması gereken bir konu. Bu çok önemli bir konu bunlar. Her zaman deprem gece yarısı olmuyor aile bir arada. Geçen de oldu ya işte herkes okulda, işte çocuklar aile, işte okuldaydı falan. Haberleşmeden nasıl toplanacağız konuşmadan bir araya? Nasıl haberleşeceğiz? Doğru. Bunlar çok önemli. Bunlar önemli. Eşya sabitleme olayı çok önemli. Eşya sabitleme. Evet. Yani şimdi evet, herkesin evinde bir gardırop var. Gardırop yattığımız zaman bize bakıyor. Biz gardıroba bakıyoruz. Niye bunu sabitlemiyoruz? Biz üstümüze düşer mi, düşmez mi diye düşünmek lazım. Yani sabitleyemiyorsak yerini değiştirmek lazım. Ben soruyorum niye sabitlemiyorsunuz kardeşim? Ya hocam boş ver diyor. O tarafta eşim yatıyor diyor. Bu nasıl bir şey ya? Yani bu iyi fikir olabilir bazıları evet, için ama. Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu. Peki 2. saniye ve diğer saniyelerde ne yapacağız? Şimdi deprem mesela önce alttan küt diye vurur. Ona biz B dalgası diyoruz, 1. dalga. Allah deprem oluyor der demez. 3 saniye içinde çök, kapan, tutun yapıp kendimizi korumamız lazım. Pardon, bir daha söyle. Çök, kapan, tutun. Yani küçülüyoruz, devrilen, uçuşan, saçılan cisimlerden korunmaya çalışıyoruz. Evet. Çök, hemen, kapan, tutun. Hemen mesela bir kitap ben koydum başucuma bir tane kalın ciltli bir şey. Var mı sende de? Mesela hemen çöküp kapanıp bir tane bir şey şöyle koyalım mı? Kafanı, boynunuzu kurtarmak lazım. Böyle şeyle. Evet. Mesela şimdi yatıyorsanız yatakta, şimdi deprem, şimdi eski deprem mesela uzakta oldu mesela İzmir depremi. Evet. Orada, son Balıkesir'de oldu. O da evet, uzak. Silivri'deki de uzaktı. O zaman ay deprem oluyor deyip böyle yürüyebilirsiniz. Ama yakındaki deprem olacak beklediğimiz depremde ayağa kalkmak, yürümek mümkün olmayacak. Diyelim evet, yatakta uyuyorsun, Allah deprem oldu der demez. Başın altındaki yastığı alıp yüzünün üstüne örteceksin ve bekleyeceksin. Deprem bitti, her taraf cam olacak. Kalkıp yürüyüp gitmek için başın önüne bir ayakkabı koyman lazım. Daha önceden bir el feneri, bir duman detektörü, duman maskesi, toz maskesi. Bir de şey, düdük. Düdük. Ben başucumla böyle bir şey yapıştırdım şifoniyerin üstüne. Böyle bir ne derse böyle askı gibi bir şey yapıştırdım oraya. Düdüğü astım. Feneri astım. Maskem yok. Ayakkabı? Yere de su koydum. Ayakkabım da var. Ah. Yere suları diziyorum. Bravo ya. Bir kere konuşmuştuk ya burada. Bir de şekerim düşerse diye Sakine bana kayısı almıştı. Kayısıları da yere bir kutu içinde koydum. Vay süper. Ama eksikler var tabii bu arada. Ya bu hocam bu çök kapan tutunu önceden prova yapmak lazım. Çök kapan tutun, bunu unutmayalım. Çocuklarınızla yapınız. Yoksa afette insanlar hatırlamayacak bunu, hatırlamıyor. Afette yaptığımız şeyi hatırlıyoruz daha önce. Duyduğumuz, okuduğumuz değil. O yüzden tatbikat çok önemli. Her tatbikat paniği %50 azaltır. Çök, kapan tutun olduğumuz yerde. Varsa bir sıra masa altına, yoksa bir duvar kenarında düşen, devrilen, uçuşan cisimlerden korumamız lazım. Ama tabii bina çökmeyecek. Bina çökerse yapacak fazla bir şey yok. Evet, bir de o yüzden binası çürük olanlar... Allah herkesi esirgesin, korusun diyorum ama tedbir de bir şeylerin... yarıdan fazlası. Tabii, tabii. Yarıdan fazlası. Yani çok önemli. Yani şu an evinize güvenmiyorsanız, yani telefonunuzu yenilemeyin, araba yeni almayın ama mutlaka başka bir yeni bir sağlam binaya kiraya çıkın, taşının. Evet. Çok önemli bu. Ben burada arkadaşımız Sakine'yi çok takdir ediyorum. Son bu İstanbul'da bayağı böyle bir hani şey olduk ya. Evet, en son olan. Hani Balıkesir'i söylemiyorum. Çok geçmiş olsun bu arada. Söyleyemedik. Buradan özür dilerim. Hakikaten içime dert olan bir şeydi bu da. Sakine'nin evinde bizim arkadaşımız, kaldır elini Sakine. Ama Sakine'nin adı üstünde, evinde, Sakine sakin olmuştur. Bayağı bir çatlak bir şey oldu. Heh. Ve hemen biz ona 2 gün 3 gün buradan dedik izinlisin sen git çoluğunu taşıdı, çocuğunu. Hemen bir ev buldu. Hemen çıktı, hatta kendi evinde değil mi? Kendi evinden kiraya gitti. Ben seni buradaki duyarlılığını kalbime... kazıdım yani böyle. Hakikaten hoşuma gitti. Çok doğru bir şey. Çok önemli. Çoluğu çocuğu var. Sonra araştırdı. Sağlam bir binaya gittin. İnşallah hiç kimseye hiçbir şey olmasın. O bina tamamen boşaldı mı peki sizin daha diğer? Karar çıkmadığı için oturanlar da var diyor. Allah korusun tabii ki. Ama tedbir çok önemli. Peki. Oldu. İkinci bitti. Saniyeyi 3 dakika içinde. 3 dakika içinde nereye geldik sonrasında? İşte iş deprem oldu, bitti. 3 dakika içinde kendimizi kontrol edeceğiz. Yanımızdakini kontrol edeceğiz. Bir yerimiz kesildi mi? Bir şey oldu mu? Yaralandık mı? Evde yangın çıktı mı? Şimdi o anda bütün İstanbul yıkılmış diye düşünün. Bize yardım edecek kimse yok. Çocuğumuza, annemize, eşimize bir kanama varsa, bir şey olmuşsa biz yardım edeceğiz. O yüzden ilk yardım bilmek çok önemli. Bilmek yani böyle kelime itibar değil. Yapabilmek, beceri. Biri ilk yardım çantası, bunu da konuşuyoruz. Yani. Var mı herkes acaba? Burada programda işledik ama işliyoruz. Bak şu anda bana sorarsan düdüğü koydum ama bir ilk yardım çantası gibi bir şey yapmadım. Yapmak lazım demek ki, çok önemli. İlk yardım eğitimi çok önemli. Eğitimi de önemli. Yani bir insanda 5 litre kan var. 1 litresi çıkınca kanamadan ölüyor insanlar. Basit bir kanamayı durdurmayı bilmek çok şey fark ettirecek. Yoksa keşke ilk yardım eğitimi alsaydım da çocuğum şimdi yanımda olsaydı diye yıllarca azap çekecek insanlar. Basit bir şey ihmal ettikleri için. İlk yardım eğitimi çok önemli. Aslında internette bile bu konuyla ilgili çok güzel görseller, videolar, bir şeyler var. Hani ders gibi bunu. Nasıl bakıyoruz örgülere? Ay nasıl örmüş o kadın, onun nereden nereye şey yapmış falan diyoruz. Bunu yapıyoruz. Onu da ders gibi çalışmalıyız diyorum. Evet. Ben yaptım mı? Hayır, yapmadım. İşte programlarda anlatıyorlar şu bu. Bak şimdi ben ilk yardım çantasına burada... taktım. Çünkü bazen benim torunlar da benim yanımda yatıyor. Şimdi ben buna düşüp baysam ne yapacaksınız? Evet. Bir sürü şeyi bilmiyoruz. İşte çok önemli. Bu her gün karşılaşacağımız şey. Deprem olması da şart değil. Ve yangın. O anda yangını bir söndüreceğiz küçükken. Yoksa bütün mahalle yanacak. Evet. Bu 3 dakika içinde bütün bunları yapsak çok büyük fark eder. O Japonlarda bunların aylarca herkese eğitimler veriliyormuş. Keşke bizde de bu eğitimler verilse, mahallelerde, semtlerde, belediyeler böyle eğitim şeyleri yapanlar var galiba 1-2 ama çok çoğalsa ve zorunlu hale gelse. Çok güzel bir şey. sakinim. Mesela evi değiştirdin ama bu önlemleri aldın mı evde? Yani kısmen aldım. Ben de mesela başucumuzda çocuklarımızın düdüğümüz var. Evet, bir dakika söyle. Başucumuzda. Başucumuzda benim ve çocuklarımın, eşimin başucunda düdüklerimiz var. Terliklerimiz, herkesin terlikleri yatağının önündedir. O kural oldu. Onun dışında henüz bir şey yapmadım. Güzel. Yani eksiklerimiz var. Bir şeyleri yapıyoruz, bir şeyleri... Sonra da zaman geçiyor. Aradan bir zaman geçiyor. Kötü oluyoruz. Unutuyoruz. Mesela şu son Balıkesir'de oldu. Allah'tan hani daha şey oldu. Ayvalık civarında her yerde, bütün Ege'de o taraflarda hissedildi. Ben de hissettim. İstanbul'da ben de şöyle bir gittim. Oturuyordum o saatte. Ve hemen panik oldum. Ya bunun devamı olursa, bu tarafta bir şey olursa diye. Hakikaten tedbir çok çok önemli. Başka bu konuda şöyle tek bir şey söylemek isterseniz hocam. Herkes evine bir duman dedektörü alsın. 9 volt pille çalışan basit 30-40 liralık bir duman dedektörü. O ne yapıyor hocam? Mutfağa koyun. Heh. Yangını ilk 30 saniyede size haber verir. Kaçar canınızı kurtarırsınız. Yemeğiniz yanmaz. Bak bu da yemek yanmaz. Tabii. Hayır, şimdi hangi saatte olacağı belli değil ki. Tam yemek pişirdiğimiz bir... saatte de olabilir. Gece uyurken de yangın çıkabilir. Uyurken de çıkabilir. Sizi zehirleyebilir o. Çünkü o duman, yanan şey, mesela diyelim ki koltuk, plastik. O gaz, duman çıkıyor, kapı altından geliyor, uyurken sizi zehirliyor. Veya uyansanız, haber anlasanız bile kaçış yolunuz tıkanıyor. 3 dakikada yanıyor bir oda, bir ev. Bak şurası 3 dakikada yanar, kül olur. Evet. Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu gerçekten bu konuda çok bilgili hocamız. Hani tasarruf konuştuk ama onu bulmuşken ben bunu sormadan geçemedim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin bu tasarruf konuları daha bitmez. Bitmez bunlar. Siz bu konuyu işliyorsunuz. Ben teşekkür ederim size. Yok hocam, siz de çok güzel anlattınız. Elimizden geldiğince söylüyoruz. Ama ben de ne kadarını yapıyorum, ne kadarını yapmıyorum. Ben de her programdan sonra kendimi sorguluyorum aslında bu manada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doldu değil mi süremiz Erkan? Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Bakalım eve nasıl gideceğim? Eyvah. Yattık. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. Neler yapacaklar? Ortaya neler çıkacak? İnce ilmeklemece var. Bu incesi küçük ilmekli. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik, tül giydik. Ay çok güzel olmuş. Evet, Tülin Hanım hoş geldiniz. Yine yayıldık bugün. Yine çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Hemen sizden öğreneyim, nelerden bahsedeceğiz bugün. Bugün yine dekoratif halı ve paspas çalışmalarını göstereceğiz. Hatırlarsanız daha önce bu çalışmayı yaparken çok ufuk açıcı bir çalışma olduğunu söylemiştim ve hanımlar neler yapacaklar hayal bile edemiyorum demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Eseri böyle yaptılar ve gerçekten çok güzel çalışmalar yaptılar ve üretmeye başladılar. Yalnız şunu da çok beğendim. Evet. Bu da çok güzel. Şimdi biz bunları şunun için getirdik. Bunun bir ebadını böyle bir geniş bir görsek Erkan, biraz daha büyük. Bu halı olmuş bayağı. Evet. Hayallerini esere dönüştürdü hanımlar. Bunları görüyoruz. Gerçekten çok güzel çalışmalar yaptılar. En son bir kız kulesi yaptılar. Kız kulesini gördüm. Artık resim yapmaya başlamışlar. Evet, çok güzel. Çok güzel gerçekten. Şu yerdekiler de çok güzel. Onlara da geçeceğim. Şimdi bunlar tabii düz renk iplikle. Evet. Hani her şeyi yapabileceklerini gösteren çalışmalar. Yine şunu da bir göstermek istiyorum. Sadece hani çiçek, bir figür değil. Az bu da çok renkleri güzel. Renkleri böyle kullanarak da çalışmalar yapabilirler. Hani fikir olsun diye bunları getirdik. Bugün asıl konumuz başka, ona geçeceğiz. Yine çiçeğin dışında halı desenleri gibi böyle desenleri çizerek, zaten bunun videoları var. Deseni nasıl çizeceğiz, uygulayacağız onu gösterdik. Böyle şeyler de yapabilirler. Bir de bunu göstererek bugünkü çalışmamıza geçelim. Tamam. Böyle çalışmalar yapabilirler. Evet, çok güzel. Mesela herkes, mesela mutfakta da ben severim. Mutfakta ben isterim ki ayağımın altında bir şey olsun. Çünkü Su damladı mı orası seramiğin üstünde, o böyle çamur gibi oluyor, bir şey gibi oluyor. Ne kadar iplikten çıkıyor bir banyo paspası mesela? Şimdi diyelim ki bu çalışmaları biz böyle fark yaratan bir renklenmeyi gösteren büyük yumakla hazır ilmekli iplikten yaptık. Tek bir yumakla çalışabiliriz, şu ebat olur. Bu ebat tek bir yumakla. Şimdi ay, bu nasıl bir şey? Bu sanki ortasında bir floresan yanmış gibi bir durum var. Hatta ben bunu şöyle... Bu nasıl bir şey? Bundan böyle bir şey de yapabiliriz. Vallahi çok güzel. Ben buna kıyıp da basamam. Bu böyle dursun bende bugün. Gerçekten. Evet. Tülin Hanım da beni seviyor bugün. O da orada. Çok güzel. Ben de... Şimdi bu bir yumak mı? Bu bir yumak. Bir yumaklık tamam, bu zaten. Ebat. Tamam. Şimdi buradaki çalışmaları biz nasıl yaptık? İki yumağı birlikte kullanarak yaptık. Yani şöyle. İki yumağı birlikte kullandık. Şunlardan bahsediyorsunuz. Evet. Hatta bugün bir de böyle incecik bir çubuk yardımı alalım. Yere eğilemeyiz dedim. Bu iki yumak. Bu iki yumak. Bu iki yumak. Ay bir dakika Erkan bunu kaçırdı. Çubuğu gördüm ya ben. Yere eğilemeyiz için. Belde bir sorun var ya. Ben eğilirim. Benim fıtığım var. Ha. Siz yatıyorsunuz gerçi. Yere eğilemez. Ama ben böyle bir Roma figürü olarak burada duruyorum bugün. Evet. Hani ben Hanım, anlatabilmek Hanım, için. Hoca ya şimdi burada bir daha lazerli çubuk istiyorum. Tamam peki öyle yapalım. Şimdi burada biraz sonra anlatacağım neleri nasıl yapacağımızı. Burada iki tane yumağı alıyoruz böyle dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Şunu yapabilmek için. Buradan başlıyoruz. Şu şekilde ipliğimiz bitene kadar bir sıra bir yumaktan, bir sıra diğer yumaktan, bir sıra bir yumaktan, bir sıra diğer yumaktan aynı renkten başlıyoruz bu çalışma için. Şimdi bu çalışma için de şunu yapıyoruz. Köşeden başlıyoruz. Bakın farklılıklar var renk geçişlerinde. Biri çaprazdan geliyor böyle. Evet bunlar fikir olur. Böyle köşeden başlayarak yine ama bunu bir yumakla başlıyoruz. Bir yumakla başlıyoruz. Böyle tam yumak bitince bittiği renkten ikinci yumağı ekleyerek yine devam ediyoruz yumak bitene kadar. İki yumakla bunu yapıyoruz. Şimdi buna geçebiliriz. Neden bunu aldığımı anlatırım. Çok rahat edin. Yalnız bunca yıldır program yapıyorum. Benim çözümüm yere yatmak. Vallahi düşünemedim bak Naz. Çabuk bize bir sopa, ben onu makromeyle de kaplarım. Yapalım. Yok. Bu kadar yıldır aklıma hiç gelmedi. Benimki hemen yere yatmak. Efendim? Yok ama bu da çok pratik. Peki, evet. Şimdi bu çalışmayı yaparken de yine iki yumağı alıyoruz. İki yumağı önce bir yumaktan sonra ikinci yumaktan. Önce bir yumak sonra öbür yumak. Dönüşümlü olarak ortadan başlayarak iplik bitene kadar etrafını bitiriyoruz. Şimdi önde iki tane çalışmamız var. Şu iki çalışma daha farklı. Onların yapılışı ve uygulamasını tek bir programda ayrı göstermek istiyoruz. Şu iki tane çalışmayı. Güzel. Onlar da güzel. Şu onlar... baştaki deniz dalgası gibi olmuş. O kadar evet, güzel ki. Onlar için de iki yumak kullandık. Ama yumağı farklı uyguladık tonları. Onun için ayrı bir program yaparız inşallah. Şimdi ben... Hocam geçelim mi şeye doğru? Geçelim mi? Önce şunu göstermek istiyorum. Evet. Şimdi kaydırmaz... Metreyle mi satılıyor? Metreyle satılıyor fakat enleri 60 santim gibi. Hani genel olarak bulunabilenler 60 santim. Şimdi burada biz iki tane kaydırmazı evet aynen çok doğru yeri gösterdiniz. Dikiyoruz. İplikle dikiyoruz ortadan. Bunu özellikle farklı bir iplikle görülsün diye gösteriyorum. İki kaydırmazı bu şekilde dikeceğiz. Bir dakika dikiyorsunuz ama üst üste bindirerek mi? Üst üste bindirerek. Evet ha, şimdi bindirerek vaktimiz dikiyor. Kalırsa göstereceğim. Ha, bindirerek dikiyoruz. Evet. Kolay basit bir şekilde. Evet. Delikleri de üst üste getirerek çünkü bu büyük ebatları kareleri ancak bu ikisini birlikte ekleyerek yapabiliriz. Güzel. Tamam. Güzel çok güzel. Sopayı getireyim mi getirmeyeyim mi? Yok işi bitti sopanın. İşi bitti mi sopanın? Neyse ben onunla size hafif bir şey de yapabilirim buyurun. Yalnız vallahi düşünmediğime şimdi hayıflandım. Şu şöyle, ben yerlere eğil, yerlere yat sonra kalkama. Birinden yardım iste Erkan beni görmediği anlarda. Tülin Hanım şahane bir şey fikir edindi. Alabilir miyiz? Hangisini alalım? Tek yumaklı, evet. Benim Roma kostümünü alalım, buyurun vereyim. Şimdi... Yalnız bundan benim aklıma şu anda, şimdi böyle attım ya, bu kaydırmazlı böyle bir uzun palto gibi bir şey olmaz mı bunda? Ha, ne kullanabiliriz içinde? İşte delikli kumaşlar, delikli tüller, hani hafif olur. Bir de kumaşın ağırlığı bilmez üzerine, delikli tüller kullanarak. Şimdi çok moda biliyorsunuz şey, peluş palto, böyle sabahlık gibi şey gibi. Kızım bana bir tane şey yapmış ama çok yumuşak olmasın da biraz da kalınlık olsun diye etamin olur, tül olur, kalın tül şeyler olur. İnce delikli tüller olur. Bir tane siz yaparsınız, ben biliyorum, beni paylaşın, bana da atın fotoğraf. Çok güzel. Şimdi öncelikle şu sarı olanı anlatmak istiyorum ben. Hani en kolay yoldan başlayalım. Tamam. Yerdeki sarı çalışmayı yapabilmek için, evet bu çalışmayı yapabilmek için. Küçük bir parçada yapıyoruz şu anda. Küçük parçada tabii ki. Evet. Biz ipliğimizi alıyoruz. Burada tabii delikli bir kaydırmaz kullanıyoruz. Benim her şeyden önce söylemek istediğim çok önemli olan bir şey şu. Kaydırmazı alırken kalitesine çok dikkat etmeliyiz. Çünkü biz ilk yaptığımız çalışmaları böyle güzel, sağlam, kalın tuttuğumuzda da böyle kalın bir kaydırmazla yaptık. Mesela şu. Bunu özellikle ikisini getirdim. Bakın daha farklı yapısı. Buna bakarsanız daha zayıf. Bu tip kaydırmazları almamalarını öneriyoruz. Bunu özellikle getirdim görmeleri için. Hani zayıf olmamalı. Böyle sağlam. Paspas yaptığımız şeyde. Evet, olmalı. Evet. Paspas yapıyoruz. Buyurun. Çünkü emek veriyoruz. Dayansın. Şimdi başlıyoruz o sarı olanı yapmak için. İpliğimizi alıyoruz, ilmeklerimizi. Küçük şeyli. Küçük ilmekli. Küçük ilmekli. İplik. Bu ilmeklemeceden evet. yapıyoruz. Büyükle değil, küçükle. Nereden başlamak istiyorsak. Şöyle kenarda bir tane bırakabiliriz. Hemen şöyle başlıyorum. Deliğe rahatlıkla girebilen bir tığ'yı geçirerek böyle enine geçiriyorum. Hiç delik atlamıyorum. Ve böyle yukarı çekiyorum. Bu şekilde bu kadar kolay bir çalışmayı hanımlar gerçekten... Hanımlar, çocuklar, gençler, yaptılar. Erkekler. Şimdi bir ufak bir rahatsızlığı olan bir arkadaşımın oğlu böyle bu tarz şeyler yapıyor. Yani bir rahatsızlık var, ufak demeyeyim. Gerçekten el becerisi o kadar güzel şeyler yapıyor ki büyük de yetişkin de bir çocuk ama rahatsızlığı var. Hayran kaldım. Çocuklarla çok çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, çocuklarla yapıyoruz. Bir günde biz burada çocuklarla Şubat tatilinde bir çalışma yapmak istiyoruz. Belki içinizden yavrular seçeriz. Annelerle çocuklar gelirler. Burada bir atölye çalışması bir programda yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü motor gelişimi için, evet. çocukların koordinasyonu için hani örmek daha biraz daha yaş şey yapıyor. 7 yaşından sonra yapabilirler mi bunu? Evet, 7 yaşından sonra rahatlıkla yapabilir. 6 yaşı bile yapabilir. Hani el yeteneğine, becerisine. Bir de bunu bununla yapmak daha da güzel. Elle de yapıyorlar büyük ilmekleri, elle de. Evet Tülin Hanım. Evet, bu şekilde geçirerek bir sıra geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şimdi hemen dönüyorum. Geçirdik farz ediyoruz bunu. Bir yumaktan bu ipliği aldım diyelim. Tamam. Hemen ikinci yumağımızı alıyoruz. İkinci yumağımızı böyle diğer sırayı ikinci yumakla başlıyorum. Burada bir sıra bırakıyorum. Bir sıra bırakıyorum boş. Hemen üste geçerek ikinci yumağımla devam ediyorum. Çok kolay. Hani bunda hiç desen falan yok, çizmek yok. Böyle ipliği bir sıra ondan, bir sıra diğerinden, bir sıra ondan, bir sıra diğerinden. İki yumağı dönüşümlü kullanarak böyle yumaklar bitene kadar bunu örüyoruz, evet. geçiriyoruz. Burada tabii rengi isterlerse koyuyu ortaya alırlar, açıkla başlarlar, iki koyuyu ortada buluştururlar. Burada artık hanımlar isteklerine göre dizayn şekli verebilirler. Bu anlaşıldı zannediyordum. En evet. kolayı bu zaten. Şimdi çok hemen kolay. Bunu geçmek istiyorum ben. Burada şimdi şunu gösterelim. Şunu gösterelim. Bunu nasıl yaptık? Yani şey farklılıkları var, ton farklılıkları var. Evet. Şimdi Tülin Hanım sağ olsun bana bir tane bundan hediye ördü, gri. Böyle paspas, çok beğendim burada. Bana örmüş güzel böyle şey... Paylaştım, hatta fotoğraf çektim. Fotoğraf çekince ben onu yerde bıraktım. O gün de çocuklar geldi bize. Ben Zıplıyorlar üstünde, yumuşakmış yumuşakmış diye. Sonra dedi ki gelinim, size sormadan yaptım, hediyenin hediyesi olmazmış ama valla benimkiler onu kapıp götürdüler evlerine. Yine yaparız. Güle güle kullansın. Gerçekten çok seviyor çocuklar yumuşak şeyleri. Evet. Ve de uygun oluyor değil mi Tülin Hanım? Yani evet, hazırı almaktan uygun oluyor. Bir de işin en güzel tarafı zaten bulamıyorsunuz. Yani böyle bir şey yok. Evet. Çok bambu şeyler var. Böyle banyo paspasları var. O da yıkana yıkana böyle sonrasında kötü oluyor ve çok pahalı. Bunu yapıp satan hanımlar var. Tezgahta yapıp satmak için veya yapıp dükkanlara vermek için yapan hanımlar var. Ki çok yapılıyor bu. Yapıyor hanımlar şimdi. Buna çok merak sardılar, ben görüyorum. Evet. Şimdi bunu gösterin Tülin Hanım. Evet. Her şeyden güzeli de kendi hayalini esere dönüştürebilmek, istediğini yapabilmesi. Evet. Çok heyecanlı. Evet Tülin Hanım, başlıyorum yapmaya. Bu şimdi diyelim ki 60 santim eni 1 metre boyu diyelim. Şöyle alıyoruz ipliğimizi. Tabii bunu şöyle başlıyoruz. Evet. Geçirmeye tam ortadan. Şimdi ben ölçemeyeceğim. Hanımlar onu evde ölçerler. Şöyle 48 santim. Biz 48 santimi şöyle ortalıyoruz. Ortayı 48 santim yukarı doğru geçirmeye başlıyoruz. Bu yalnız eni 60 santim değil. Bu iplik bitene kadar biz döndük. Sonra kestik kenarında kalan kaydırmazları. Ha, oradan başlıyorsunuz. Böyle yani başlıyoruz. Şimdi bunu ortalıyoruz. Şöyle ortadan direkt, hiç arada delik atlamadan böyle yukarı doğru çekiyoruz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bazı kaydırmazlar diyelim ki küçük küçük delikli. Ben de burada dedim ki arada bir sıra atlıyoruz. Şimdi bunu gördüğüm için söylüyorum. Bazı resimlerde şunu gördüm. Çok yığılmış ilmekler. Böyle benim söylediğim yapılmış. Bir sıra atlanmış ama ellerindeki kaydırmaz büyük ihtimal küçük delikli. Orada kendi muhakemelerini kurarak. Bir dakika şuradan bakın bir gösterelim. Evet, bir sıra. Orada belki onların eğer küçükse ve çok yığılma görüyorlarsa bir sıra, bir iki sıra, bir sıra, bir iki sıra atlayabilirler. Bu şeyinizde çok doğru. Bu rahatlatır. Üst üste binmemesi. Çünkü ilmeklerimiz de kendisi böyle puf puf olduğu için o aradaki boşluğu kendi kapatıyor. Orada endişe etmeyiniz. Şimdi böyle yaptık diyelim. 48 santim uzattık. Ben küçük yapıyorum. Dönüyoruz. Şimdi burada hemen dolu olan yeri görüyorum. Yanına geçiyorum. Yan tarafına, bu son ilmeğin yandaki boşluğa geçiyorum. Şimdi böyle artık geri geliyorum. Böyle geri geliyorum. Şu ortada floresan gibi dediğiniz uzunluk buradan geliyor. İpliği hep dönerek örüyoruz. Şu şekilde döneceğiz. Böyle geri geliyorum. Geliyorum. Buradan tekrar döneceğim şimdi. Hemen ona geçiyorum. Böyle doluyoruz. Bakın böyle ipliğimizin açık renginden başladık. Şimdi burada döne döne geliyorum. Nasıl döndüğümü göstereyim. Geldim. Burada yukarı atlıyorum. Bir sıra arada boş. Yukarı atladım. Hemen yine aynı şekilde hiç ara vermeden böyle ilmekleri çekiyoruz. Hiç örgü bilmeye gerek yok. Hani dedim ya demin, şu büyüğü gösterirsen Erkan. Hani ortasında böyle bir sanki floresan bir ışık yanmış gibi bir tabloda, hani düşünün ışık kısmı, hani yaparız ya tablolara sonradan. Hakikaten çok güzel. Tülin Hanım, yani bunun mantığı böyle 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 dönmek. Şimdi buradan geldim. Bir tane arada kalacak şekilde sola kaydım. Aynı şekilde inip aşağıya yine dönüyorum. Böyle 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 böyle. Süper. Böyle. Süper. Şimdi vaktimiz kalırsa zaten onu kalemle de göstereceğim. Hemen kareye geçeyim. Kareyi nasıl yaptık? Yerde bir tane kare gösterdim. Kare kare döndük şu renkte. Bir dakika, kare kare. Hangi renkten bahsediyorsunuz şu renk, orada? Mürdüm rengi yerde var. Bir dakika. Erkan geliyorum. Bir dakika buyurun. Kareyi gösteriyorum. Şu mu? Evet. O. Ha, şimdi bunu nasıl yaptık? Onu şimdi ortadan başlayacağız. 2 yumak kullanıyoruz. Tam ortadan başlayacağız. Döne döne bir yumaktan bir sıra, bir yumaktan bir sıra. Bir dönüşümlü olarak ipliği bitene kadar Ama burada şey yapacağız. İki tane kaydırmazı diktik ya. Bu iki kaydırmazlı. Yan yana dikiyoruz iki kaydırmazı. İplikler bitene kadar döne döne örüyoruz. Çok güzel olmuş. Bu da böyle başlanıyor değil mi şu? Şöyle şöyle gidiyor. Evet, şuradan. O da köşeden başlanıyor. Peki bir şey yapmışsınız orada. Acaba biz de yaparken hani koyu rengi ayırmışsınız, açık rengini ayırmışsınız. Buradan şuradaki, yapıyor musunuz onu? Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi gelişiyle yapıyorsun. Bu ipliği hiçbir şekilde koparmadan bu dizaynları yapabiliriz. Hanımlar çok daha güzellerini de yapabilir. Biz böyle bunları fikir getirdik. Ya İçinden, yapıyorlar zaten tabii, ben görüyorum. Bir soru varmış. Derya'm onu soruyorlar. Çok güzel. Ben onu söyleyecektim özellikle. Yıkama konusu çok önemli. Evet. Çok önemli. Vallahi artık ben şunu tavsiye etmek istiyorum. Normal giysilerimiz bile makinede yıpranıyor. Biliyorsunuz çok sık yüksek devirlerde ve sıcak sularla. Sonuçta bu plastik. Bu kadar emek veriyoruz ve çok uzun süreler kullanmak istiyorsak biz bunları makineye atmayalım. Atmayalım makineye. Zaten şuna biraz deterjan ve şöyle. Ben atmam bunu. Şöyle yapsak bu akacak suyu akar. Bu su tutan bir şey değil çok. Süzülür ve kurur. Atmayalım yani bir makineye. Şey söyleyeceğim. Bunu hemen yıkayıp şöyle bir leğeni ters çevirin. Evet. Altında bir yükselti, bir tabure, aynen, bir şey, aynen, bir plastik tabure olur. Aynen. Leğeni ters çevirin. Bunu da böyle üstünden şey yapın. Dökün üstünden, evet, böyle. Ne derler? Serin. Serin üstünden suyu süzülür. Evet. 2 dakikada da kurur. Makineye atmayın. Bu elinizde yaptığınız kıymetli bir şey. Makinede ne olur? Hiçbir şey olmaz. 30 derecede makinede rahatlıkla yıkayabilirler ama ömrü daha kısa olur. Hani 10 sene kullanacaksan belki 5 sene kullanırım. Ama evet, çok emek veriyoruz. Ve sıcak suda, hiçbir şeyinizi sıcak suda yıkamayın. Evet, evet. Yani ben genelde 18 dakikada ve 30. Bazı şeylerde hatta 30'u bile kullanmıyorum. Soğuk suyla yıkıyorum. Ki ömrü uzun olsun. Ancak çarşaftı, işte bir şeydi, onları uzun programda ve biraz daha sıcakla yıkıyorum. Onları da o böyle çok kaynatma noktalarında falan yıkamıyorum. Hani çok sık değiştiriyorum. Şimdi evet, bu kareyi göstereyim, ortayı. Bir tane ilmeği çekiyoruz yukarıya. Sonra yine arada birer sıra atlayarak burada etrafını dönüyoruz. 3, 6, 9. Böyle üst üste 9 tane olunca hemen ikinci yumağımızı alıyoruz. Aynı tonu ekliyoruz. İkinci yumağımızı buradan şöyle hemen üzerinden bir sıra atlayarak başlıyoruz ikinci yumağımızı döndürmeye. Evet. Böyle ilerliyoruz. Döne döne şu mantıkla ilerliyoruz. Bir şey söyleyelim, hı-hı, atlamasın izleyicilerimiz. Bu yaptığınız şey dikdörtgen değil. Kare. Yani bunun kaydırmazı da kare. Tabii. Onu unutmamanız gerekiyor. Tabii. Kare böyle kare şeklinde tık, evet, tık gidiyor. Şimdi bir görelim. Şurayı göstereyim, bu çok önemli. Şimdi arkada ipliği nasıl alıyoruz yukarıya? Nereden? Şuradan mı göstereyim? Şimdi sıram bitti. Burada bir iplikle sıram bitti. Diğer ipliği alıyorum. Hemen yukarı çekiyorum. Alıyorum ilmeğini. Bunu yukarı çekiyorum tığımla. Bakın bu çok böyle iyi bilgi. Böyle alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Şuradayız. Bunu yukarı alıyorum. Böyle. Bu bitecek. Döneceğim. Sonra bunu alıyorum yukarı. Bir bunu alıyorum. Bir bunu alıyorum. Bu detayı atlamayınız lütfen. Rengi önemli. Uzatıyoruz. Rengi uzatıyoruz. Hepsi için geçerli değil mi? Bir tabii, onu tabii alıyoruz, bir onu alıyoruz. 2 yumakla ördüklerimiz için geçerli. Ama bunu tek yumakla ördük. Döne döne yumağımızı bitiriyoruz. 2 yumakta bu önemli. Tamam. Kaydırmazı da şöyle dikiyoruz. Bunu da göstereyim isterseniz. O da atlamasın. Şöyle kaydırmazı üst üste bindiriyoruz. Şöyle alayım. Kaydırmazı üst üste bindiriyoruz. Şöyle biraz. Bir 2 santim kadar. 3 santim kadar. Delikleri tam getiriyoruz. Böyle bunu 2 yerden dikiyoruz. Hem buradan hem buradan oynamasın diye. Şöyle renkli iple dikiyorum özellikle. Böyle dikiyoruz. Bunu düz bir zeminde dikerlerse hani büzmez. Çekmemesi, büzmemesi gerekiyor. Böyle rahat rahat dikmeliyiz. Böyle makine dikişi dikilir, her türlü hanımlar bunu dikebilir. Böyle kaydırmazı dikiyoruz. Yaparken de, şimdi tabii diktik ve ortadan başlıyoruz diyelim kare olanı. Yaparken de bir süre tabii ikisinin üzerinden çalışmamız gerekiyor. Böyle ilk ortayı kurarken kare, ikisinin üzerinden böyle denk getirerek buradan tığ ile çekiyoruz. Evet. Yani aslında bu söyledikleriniz ince ayrıntılar. Evet. Çok güzel. Şu... Ne renk diyeyim buna? Nar çiçeği mi? Şey mi? Şimdi açıktan koyuya renk tonlarının geçişi olduğu için burada çok fazla tonu birlikte görme avantajı var. Bir gün tabii bu da hazırlıklı olun. Bundan çok farklı bir şey yapacağım. Yani renkleri çok güzel. Renkler girişi güzel. Buyurun. Hemen şöyle gösterirsem belki daha iyi anlaşılacak. Şuradan ilmeğimi çıkardım. Atlıyorum yukarı. Dönüyorum. Bir sıra atladım. Dönüyorum. Burada da atladım. Buradan ilerliyorum. Arada bir sıra atlıyorum. Buradan dönüyorum. Böyle ama tabii ipliği hep değiştiriyorum. Bir yumaktan gelen ipliği alıyorum. Bir diğer yumaktan gelen ipliği alıyorum. Böyle dönüyoruz. Anlaşıldı zannediyorum. Bu evet, çok kolay. Böyle döne döne gidiyoruz. Aslında bir tane böyle belki ilk yaptığınız şeyi küçük bir parçada şunu çizerek bir tane deneme yapmalısınız. Nasıl gidiyor, nasıl oluyor? Sonra sökebilirsiniz onu. Tabii. Mesela bu uzun başladığımız o floresan gibi dediğinizi böyle geliyoruz. Hemen bir tane kayıyoruz. Arada bir sıra bırakıyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz böyle. Bir sıra burada atlayarak buradan dönüyoruz. Döndük. Yine burada bir sıra atlıyoruz. Böyle ipliği tek bir yumakla tabii ama bu iki yumakla da olabilir. O zaman dönüşümlü devam edeceğiz. Çok güzel. Bu şekilde. İyi oldu. Ben Tülin Hanım'ın öğrencisi olsaydım üniversite sınavına birinci girerdim. Gerçekten. Çok iyi. Çok iyi. Aslında öğretmen olduğu için çok iyi de bir anlatma ve öğretme şeysi var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel düşünülmüş şeyler. Ben çok beğendim bugün. Teşekkürler. Ama özellikle benim yıllar bunu gururuma yediremedim bu olayı. Gerçekten özellikle ben ya düşünemedim bunu. Bakınız Erkan çok güzel. Yalnız var ya. Bir deneyin reklam arasında. Çıkarın ayaklarınızla bir Erkan gel şuraya ayağa gel. Buyurun reklama mı gidiyoruz Erkan Bey? Hadi gidelim o zaman. Bak ayakla gidelim. Evet Gül Özdoğan'la boyuyoruz. Bugün kendimize hemen basitçe kolayca şöyle yeni yıl için hem hediye vermek hem de evimize bir şeyler yapmak için aslında daha önce de çok programlarda yapmıştık bu benzeri çalışmaları ama sen bugün buna bir başka boyut da kattın Gül Özdoğan. Evet. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hani biz hoş geldin dediğimiz için, konuştuğumuz için evet. Unutuyorum bazen böyle. Ve de Gül Özdoğan'a sorarak yapacağımız ayrılmayın bizden. Bunu geçtiğimiz yıllarda göstermiştik. Şimdi örgü öğren hanımlar yapabilir. Bir şey daha göstereceğiz ama önce Gül'ün işini izleyelim. Sonra da Naz'la birlikte bugün bir kedi olacağız. Örerek kedi olacağız. Çok güzel. Naz kaç liraydı onun fiyatı? Ne? 800 liradan indirimde almış Naz. Almadın, baktın sadece. 200 küsür liralara inmiş. Aslı orijinali 800 liralık bir proje yapacağız biraz sonra. Evet, Gül, herkesin evinde şu tabaklardan kesinlikle var. Hani şu cam tabaklarımız. Bunlar çok güzel hediyelik haline veya evde kullanmalık hale çok güzel gelebiliyor. Evet. Büyükleri var, küçükleri var. Hepimizin evinde olan bir sürü böyle yuvarlak, çeşitli şekillerde tabaklar vardır. Cam olması yeterli bizim için. Ben onları çatlattım kademe kademe daha kolay gösterelim diye. Ama her kademeyi burada göstereceğim, birlikte çalışacağız. Böyle bir cam tabak alıyorum. Arkadan çalışıyorum. Hı hı. Mozaik çatlatma yapacağım. Onun için cam tabağıma mozaik çatlatmayı. Yani tabağın içinde bir yiyecek, bir şey, herhangi bir şey koyabiliyorsunuz. Tabağa tersten çalışıyoruz bütün bu işlemleri. Eğer bunu bir cam vazoya çalışacak olurlarsa o zaman dıştan. Çünkü içini kullanıyorlar. Tamam. O zaman dıştan çalışmak gerekiyor. Çok güzel bilgi. Bravo. Şimdi mozaik çatlatma 1 ve 2 diye iki tane ürün bir arada kullanılıyor. Fırçama 1 numaralı olanı bol bol yüklüyorum ve bütün yüzeye eşit kalınlıkta sürüyorum. Bunu çatlatma yapmaktan hep korkar hanımlar. Oldu, olmadı, yaptım, yapamadım. Alta hiçbir şey sürmeden direkt bunu sürüyorsun. Direkt aynı bu şekilde bunu bütün yüzeye sürüyorum. Bakın, kalın ve eşit. Bütün şey eşit yüzeye yayabilmekte. Bunu bütün yüzeye sürdükten sonra kurumasını bekliyorum. Asla fön makinesi veya herhangi bir şeyle kurutmuyorum. Bu tip çatlatmalarda 1 numara asla dışarıdan kurutulmaz. Tamam. Şimdi bunu ben daha önce sürdüm, kurudu ve şeffaflaştı. Ha, ben buna sürmedik zannettim. Şeffaf oldu böyle. Evet, şeffaf oldu. Çünkü şimdi 2 numarayı nasıl sürüyorum onu göstermek için hazırlamıştım. Buna da aynı şekilde 2 numarayı süreceğim. Aynı kalınlıkta. Bakın, ikinci katı sürüyorum. İşte bunu sürdükten sonra çatlatmayı hızlandırmak adına fön makinesi kullanabilirim. 1'e asla kullanmıyorum ama 2'ye çatlatmayı hızlandırmak adına. Yani 1. kata diyelim. 1. kata. 1 numaralı şeye, çatlatmaya makine kullanmıyoruz ama buna kullanabiliyoruz. Hatta daha güzel, daha da çabuk oluyor. Çatlaklar daha şık duruyor. Mutlaka fön makinesi kullanabilirler. Sürüyorum ve bırakıyorum. Şimdi yayında biz bunu makineyle falan kurutamayacağımız için. Biraz yapayım mı? Olur. Yapayım biraz. Bana lazım birazdan fön makinesi. Onun için gelmişti. Bakın, şeffaflaşıyor ve çatlaklar oluştu. Evet. Şimdi bu tabii yayında fön olayı biraz çok sesli bir olay olduğu için. Aynen öyle. Sesçi arkadaşlarımızı rahatlatayım. Senin kurumuşu vardı. Evet, orada kurumuşu var. Bu 1 numara. Zaten sizin yaptığınızda çatlaklar oluştu. Ha, şöyle şu taraftan baksan. Evet. Yavaş yavaş oluşuyor. Şeffaflaşıyor ve de ürün. Aynen öyle. Bakın, ben yaptım. Kurusun bekledim. Sabah buraya gelmeden önce. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle buzlu bu tarz hiçbir şey yapmadan da bu böyle çok güzel. Olabilir. Öyle de kullanılabilir. İşimize yarayabilir. Evet. Şimdi bu çatlakları daha belirgin bir hale getirmek istiyorum. Pardon. Onun için bir eskitme kremi olur, altın boya olur, parmak yaldız olur. Hı hı. Arkadan sürüyorum. Sonra da bir peçete yardımıyla siliyorum. Şimdi elimde benim siyah eskitme kremim var. Bunlar çok güzel şeyler. Mesela tabak takımınız diyelim ki yok, cam seviyorsunuz. Hemen bu camlar çok uygun fiyatla satılıyor. Servis tabağı, tabak, büyüğü, küçüğü. Böyle suplalar hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ev kapısında beğenmediğiniz camlara, oda kapılarına böyle çalışmalar oldu. Bize fotoğrafları geliyor. Çok, bak, o da iyiymiş. Onu düşünmedim. Aklıma gelmemişti. Çok güzelmiş. Oda kapılarına yapmışlar. Ayrıca bu yaptığım çatlatmayı bir tuval üzerine bir dekopaj yapıştırıp aynı şekilde benim bu çalıştığım sistemde yaparlarsa resmi çatlatmış olurlar. Hem çok doğal olur hem de çok dekoratif olur. Yani bir dolap kapağına çalışabilir veya ahşap başka bir obje üzerine çalışabilir. Birçok yere çalışılabilir. Ben bugün cam üzerinde yapıyorum. Bakın, sürdüm eskitme kremimi. Ondan sonra da nemli bir bez ile elimde ıslak mendil var. Şöyle fazlasını alıyorum. Ben siyah çok güzel tercih ettim. Şimdi arkadan döndürünce bütün olay ortaya çıkacak. Vereyim mi şey? Var, olur. Alayım. Koyacağım mı onu? Hı hı. Ben hep üst üste kullanıyorum peçeteleri. Bakın ne kadar güzel bir çatlatma elde ettik. Eve böyle işte dedemin de dediğim gibi tuval de yapabilirler. Dekoratif ev dekoru için. Şuraya sürmedik sadece. Oraya geliyorum şimdi. Evet. Biraz bir görmek istiyorum. Çok güzel oldu Gül. Değil mi? Çok güzel oldu. Yani bambaşka bir hava oldu. Devam ediyorum bu taraftan. Dediğim gibi altın boya veya gümüş, yani metalik tonlar, parmak yaldız veya eskitme kremlerinin çeşitli renklerini yaptıkları çalışmaya göre yapabilirler. Evet. Peki arkasına bir şey yapıştırmak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Şimdi onu da yapacağız. Bugün peçete yapıştıralım diye düşündüm. Veya pirinç kağıdı da olur. Pirinç kağıt olur, dekopaj olur. Bunun arkasına hiçbir şey yapmadan barak da kaplayabiliriz. Öyle de olur, gümüş ya da altın. Bakın böyle basit bir cam ne hallere geliyor? Hadi çok merak ettim, çevir. Değil mi? Sihirli gibi olacak şimdi. Evet, aynen. Şimdi tabii tam silemedim. Ama bakın. Sildiğim yerlerden. Ay Gül, ben bir tane daha başka vereyim sana. Şöyle onu alalım. Tamam. 2 tane vereyim, buyur. Tamam. Güzelce, iyice temizledim. Burada koyuluk, açıklık kendi ellerinde. İşte ben mesela burada bayağı bir sildim. Ama bunu yapmayabilirler. Biraz daha koyu bırakabilirler. Evet. Şimdi şuralarda silinmemiş 1-2 yer var. Onları alırız. Bir şey söyleyeceğim. Seyircilerimiz soruyormuş. Bu tabak bulaşık makinesine girer mi? Bu tabağı bulaşık makinesine koymuyoruz. Şimdi arkadan vernik yapacağız. Ama yıkayabiliriz. Solvent bazlı yat verniği dediğimiz verniklerle arkasını verniklersek o zaman elde rahatlıkla yıkayabiliriz. Bulaşık el işçiliği. Ya el işçiliği olan şeyleri, yani dün burada da bardaklar boyadık, bir şeyler yaptık. Evet. Elde yapılan şeyleri ben zaten asla koymam. Bazı kıymetli porselen şeylerimi falan da koymam. Mesela çok güzel bir çini tabak takımım var. Elde yapılmış. Asla koymam makineye. Evet. Elde yıkarım. Onun için bu sorular bana konmaması lazım. Elde yapılıyor neticeden. Evet. Şimdi çatlattım. Bugün peçete yapıştırarak süsleyelim diyorum. Peçete tutkalım var. Hafifçe elime alıyorum. Yapıştıracağım yere peçete tutkalını sürüyorum. Şimdi biz peçeteyi yapıştırıp üstünden fırçayla yapıştırıcı sürerdik. Burada bakın bu şekilde peçete tutkalım. Peçeteyi ayırdın mı katlarına? Evet. Şimdi bir onu gösterelim hiç bilmeyenler için. Aynen öyle. Ben de bunları, benim müthiş de bir peçete koleksiyonum var. Böyle koca bir koli, yani fazla hep biriktirmişiz. Şimdi peçeteler 3 kat oluyor. Yani peçetenin şurada şeysi, gözlüğümde yok, nasıl ayıracağım? Çok kolay bir yolu var. Şöyle kenarını böyle döndürüyoruz. Ondan sonra bakın katlar hemen. Nasıl yapıyorsun bir dakika? Şöyle hani. Bakın ben şöyle de öyle yaparım. Şey demek ki epeydir peçeteyi elime almamışım. Hemen bir katını aldım. Diğer katı içinde. Şunu aldık. Yine diğer katı içinde. Evet. Bakın aynı şeyi yaptım. Diğer katı da aldım. İstersen bütün... Yani bu 2 katı atıyoruz. Bu katı kullanıyoruz. Önceden kesme işleminizi neyi yapacaksınız? Şuradaki kardan adamı yapacaksanız bu kardan adamı kesiyoruz. Ondan sonra katları, özür dilerim. Katları ayırıyoruz. Onları kullanmıyoruz. Şöyle yapayım, bunu da çıkarıyoruz. Yavaş yavaş şöyle. Evet. Bizim yaptığımız şey şu. Evet. Bundan yararlanıyoruz. Çok incecik. Peki sen buraya bunu... Böyle mi yaptın, böyle mi yaptın? Tabii ki ters yapıştırdım. Çünkü içinden deseni göreceğim. Yani şu şekilde yapıştırdım. Evet. Peçetemi yapıştırdım. Kurusun bekliyorum. Ben burada daha önceden yine bu kurumasını beklemek için başka bir tabağa çatlatmamı yaptım. Pirinç kağıtla kapladım. Ama hala net göremiyorum çünkü boyayacağım arkasını. Neyle boyardık biz bunu? Beyazla mı boyardık? Peçete. veya bu pirinç kağıt gibi ince kağıtların arkasını beyazla boyuyoruz. Hı. Mesela şu tabağı biz altın rengi yapmak istiyoruz ama peçeteyi yapıştırdık. Peçeteyi de kullanmak istiyorum. O halde peçetenin olduğu yeri beyazla, diğer tarafları da altın rengiyle boyarsak... Olağanüstü bilgiler. Şimdi bunu bakın, beyazla boyadığı zaman... Ay, boyasını çok merak ediyorum. Evet. Çok merak ettim. Başka temiz tabak vereyim sana, gel. Burada kenarı kullanabilirim, onu belki birazdan da kullanırız. Var mı temiz fırçam, vereyim mi? Yok, onu işte tampon süngerle. Ha, tamponla yapacağım. Tamponla yapacağım. Bak, ama unutmuşum bazı bilgileri. Hani doğrusu budur ama fırçayla da boyanmaz mı? Boyanır. Bulaşık süngeriyle... Yok yok, böyleydi böyleydi. Evet. İnanılmaz güzel bir hediye yapmak istiyorsunuz. Şimdi birkaç kişiyi aldınız, bir iki kişi kaldı. Onlara da böyle bir şey yapabilirsiniz. Evinizde tabakları bu şekilde yaparak veya cam tabak alarak, kavanozlar, mutfak kavanozlara yapabilirsiniz. Kavanozları dıştan yapacağız. Kavanozları dıştan yapacağız. O zaman ne yapacağız? Desen de koymak istiyorsak önce deseni yapıştıracağız. Ondan sonra üzerine çatlatma işlemimizi yapacağız. Evet. Müge, şimdi bir sorunu alabilir miyim? Duşakabinlere bu sistem yapılır mı? Yapılırsa içten mi dıştan mı yapılır? Çok yapmak istiyorsak çok önereceğim bir şey değil. Ama çok yapmak istiyorlarsa şu yolu izlemeli. Dıştan çalışmalı. Üzerine mutlaka yat verniği gibi bir vernikle sağlamlaştırıp verniklemeli. Şimdi aslında duşakabinler için bir şey düşünebilirsin ilerleyen zamanlar için. Şimdi duşakabin rutubet, banyoda hep sürekli duş alınıyor, sıcak oluyor, rutubet oluyor, buhar oluyor. Bu tür nazik elle yapılan şeylerde ben bilemedim. Ama Gül Özdoğan bir düşünsün, belki oraya başka bir şey önerebilirsin. Demek ki böyle bir ihtiyaç da oluyor buradan anladığım kadarıyla. Evet, benim kullandığım geri dönüşüm boyalarıyla, ayna efektleriyle çok çalışan var. Duşakabinlere. Üzerine taş vernikler. Yaptığı sisteme göre bir vernik kullanması gerekiyor. Demek ki bu da insanların ihtiyacı olan bir şey Gül. Bunu da düşünelim. Evet. İlerleyen günlerde. İlerleyen günlerde düşünelim. Bakın, boyadığım ve boyamadığım taraf arasında bayağı bir fark var. Bir dakika, röflesini şöyle Erkan. Güzel mi şöyle? Çok güzel oluyor Gül, çok güzel. Peki sen bunu boyarken, ben de bir taraftan kaç dakika var Erkan? Şurada sana bilgiler soracağım. Tamam. Şimdi sen boyamana devam et. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Gül Özdoğan bu çok güzel şunlarla bir şeyler gösterdi bize. Hani şu... Ne diyorduk? Folyo varak. Folyo varaklarla bir şeyler gösterdi. Ben de geçtiğimiz senelerde şunu bir yerden almıştım. Bu bir boyunluk. Ama çok güzel yapmışlar gerçekten. Şimdi mikrofonum kapanabilir. Çok da şık duruyor. Biraz sonra buna benzer bir şey yapacağız. Ama diyelim ki sizin evde böyle Selanik örgü, bir ters bir yüz, iki ters iki yüz gibi bir örgü atkınız var ve bunu böyle gece de kullanmak istiyorsunuz. Siyahın üstüne çok güzel olur, green'in üstüne, kırmızının üstüne. Orada folyo varak kullanabilirsiniz. Şimdi onu sormuştum Gül Özdoğan'a. Ben şöyle bir parçaya, az sonra bu örgünün örülüşünü Naz bize gösterecek. Selanik bir örgüden çok güzel bir kedi bant yapacağız. Ben şuralara yaptım. Yalnız en az 2 saat şu şeyi sürdükten sonra en az 2 saat beklemesi lazım. En az. Elinizle elleyeceksiniz. Şimdi ben korkudan çok önce sürmüşüm. Bizimki 3-4 saat oldu. Evet. Şimdi biraz bu onu kurutma makinesiyle şuraya sürdüm. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Bir dakika. Şunun sesinden anlaşılmayabilir. Heh, oldu Gül. Kullandığınız tutkal eğer böyle vakit geçer de kuruduğunu hissederseniz, işiniz var yapamadınız, hissederseniz biraz sıcak fön tutun, tekrar tutkalın yumuşadığını görürsünüz. Bakın şimdi yumuşadı, hiç vakit kaybetmeden parlak yüzü bana bakacak şekilde. Şimdi farklı sürdüm. Geçen defa şu olukların arasına da sürmüştüm. Şimdi sürmedim. Hatta bir lokma daha şöyle yapacağım. Çok şey oldu ya. Olabilir. Evdeki bir şeylere bunu yapabiliriz. Ben şurada şunu yaptığımda şuralara da sürdüğüm için bakın burada sürmemişler. Aralara sürmemişler. Aralar böyle kalmış. Onu sürerken evet. Onu sürerken bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Sizin o ürününüzde örgünün o üçgen ya da baklava şeklinde gelen motifleri var ya. Onu... Şunları diyor Gül, bana içeride söyledi demin. Şunlara dedi şöyle sür dedi. Hani şöyle. Aynen öyle. Şöyle sür dedi. Aynen ben öyle sürmedim. Şimdi bakacağım burada biraz beklesin. Ben şimdi şuraya sürmek istiyorum. Senin nedir durumun? Benim işimi bitirdim. Ay Gül, bu efsane bir şey oldu. Yani her durumda bu şahane bir hediye. Bunun içine güzel şöyle bir narlar koyun mesela. Bir paket yapın, götürün. Kolay, basit, ucuz, çatlatma verniği kullandık. Evet, aynen. Çatlattı. Ve bundan kaçlarca tabak yapabiliriz. Evet, evde işte kapılarımızda kullanabiliriz. Mesela dolabımızın cam olan bir kısmı vardır ki evde yenilediğimiz dolaplarımızda çok oluyor böyle şeyler. Oralarda kullanabilirler. Süper oldu. Bak şimdi bir dakika. Yaşar. Şimdi bunun rengi biraz daha sarı değil. Bakın şuralar nasıl parladı yol. Biraz zamanı geçti ama azıcık makine tuttum. Şimdi böyle bir parçada biz denemeler yapıyoruz. Sonra bunu büyük bir parçada yapacağız. Mesela Gül dedi ki o sarı dokuyu şundan sağlayabilirsin dedi. Tabii. Ben şimdi burada bu kadar konuşuyoruz, ediyoruz. Gül'e telefon açtım. Gül, ne tarafını yapıştıracaktım bunun dedim. Dedi ki parlak yüzeyi sana bakacak şekilde. Ben sanki parlaktan bunu alacakmış gibi hissettim. Bakın yapılmış yerler şu şekilde çıkıyor. Onun için burayı ayırdım. Yapılmamış yerleri mesela bir kere daha böyle yapabilirim. Şimdi buraya sürerken demin dedin ya şu şekilde süreceğim. Bunun ne olduğunu da size söyleyeceğim, fotoğraflayacağım biraz sonra. Şöyle mi yap dedim. Aynen bana. Öyle. Yalnız daha küçük fırçam olsa daha iyi olacaktı. Kesinlikle öyle. Sanki hafif önceden bir çok kabarık örnekse bir ütüyle böyle onları yassılaştırmak biraz daha da şıklık verecektir. Bakın orada da bir yassılık var zaten. Hafifçe örnek aynı örnek. Ama çok güzel. Şimdi mesela altı böyle yapıp buraları yukarı kadar bununla yapıp şu daha sarı çıkıyor. Şuna yakın. Benim demin taktığıma yakın. Bu da bir fikirdir. Aklınızda bulunması gereken bir şey. Gül'ün yanında yapayım dedim ki neyi doğru yapıyoruz? Neyi yanlış yapıyoruz? Çünkü geçen haftanın konusuydu bu. Evet. Geçen hafta mı ondan önce? Birkaç hafta önce. Denemeden bir şey yapmak çok zor. Deneyin siz de. Yaptığınız parçalara evde çocuğunuzun, kızınızın bir beresi var. Kendi bir bereniz var. Bir ters bir yüz örülmüş. Evet. Ona bunu uygulayıp eskiyi yeniliyorsunuz. Aynen öyle. Ve gece de takabileceğiniz bir şey haline getiriyorsunuz. Bir boyunluk, atkı. Ha yeni yaparsanız yeniye uygularsanız. Aslında çok iyi bir fikir yatıyor. Siz şöyle gelin. Bir de Gül'ün tabağı. Bak Yaşar. Şöyle. Anlaşılıyor mu Erkan bunun parladığı? Ay. Gül Özdoğan, çok güzel şeyler öğreniyoruz sayende. arkasını beyazla, tamponla yapıyoruz. Bu çok önemli bir detayı bunun. Evet. Toparlayıcısı yani. Aynen. Sonra da vernik. Sonra da vernik yapıyorum. Ve kullanıyorum. Ay Gül Özdoğan, çok teşekkür ediyorum. Yat verniş kullanıyoruz. Yat verniği kullanıyoruz dedi Gül Özdoğan. Teşekkür ediyorum. Naz şimdi bizi kedileştirecek. Miyav miyav olacağız. Hadi Erkan, gidelim gelelim. Esnetiyorum. Yani aradan lastik geçeceğini düşünmeniz lazım. Evet. 3,5 numara tığla. Evet. 4, 5... 6, 7, 8, 9. Bilemedim yani, baksanıza ne kadar güzel olmuş, böyle bir şey yok. Bunu da örelim de diyorum, tam olsun. Bu benim yıllar yıllar önce, neredeyse genç kızlığımda aldığım bir ip. Kendini gevşet, arkana yaslan ve hayata gülümse. Evet, şimdi hakikaten arkanıza yaslanın ve hayata gülümseyin diyorum. Çünkü gülümsetecek güzel bir proje yapacağız. Naz geçen gün bana dedi ki gitmiş bir yerlerde bir şeyler bakıyor, denemiş, bakmış. Ay dedi, 800 lira dedi. Aman dedim, sakın ha. Ondan sonra sen dedim şöyle bir gözünü kırp, modeli şuraya şey yap. Fakat sonra bir indirime girmiş, bakmış. İndirimde de kaç? 249. O da alınmaz. Yani bizim gibi hanımlar almaz. Yani ben almam. Yaparım derim, almam. Ama alan tabii ki alabilir. Alabilir. Alanlara hiç sözümüz yok. Güle güle de kullansınlar. Şimdi Naz, öncelikle bunu bir takmanı istiyorum. Şimdi gençlerin çok hoşuna gidecek. Benim Derya da seviyor. Şimdi seyretse bizi 2 dakika sonra mesaj atar, ondan istiyorum diye. Evet, takalım görelim. Güzel. Bakayım. Biraz saçları şöyle yap. Naz da kedileri çok seviyor. Ay çok iyi değil mi? Bir de genişliği çok güzel Naz. Evet. Şey yapıyor. Şu saçını şuradan çıkarayım. Ben. Çıkardım. Genişliği o kadar güzel ki, bir bere gibi de. Ay böyle şey. 1800 lira çünkü daha gidenler orada birbirlerine hava atacaklar. Yani biz de caddede gezerken hava atacağız hanımlar. Evet. Ya da Nişantaşı'nda, Etiler'de, kendi semtimizde, nerede olursa olsun. Güzel bir proje. Kim düşündüyse bilgisine, aklına sağlık. Bunu kimlere yapabilirsiniz? Genç kızlara, küçük kızlara, orta yaş kızlara. Hoşlarına gider. Tabii biz ne olacağız? Biz de takabiliriz. Ay çok güzel çok değil mi bu? Ay, çok yakıştı. Kedi severler kesin yapacak bunu bugün, evet. Biliyorum. Ay ben bir tane oyaya yapayım bundan. Kesin takar çıkar. Ne renklerde olabilir başka? Güzel böyle bir sarman sarı şöyle, evet. Şu renkten olur. Gri olur. Griden olur. Siyah beyaz olur. Siyah beyaz, evet. Kedilerimizin renkleri bembeyaz olur. Evet. Güzel. Çok güzel olur. Çok güzel. Şuralarında da inciler var. Bilmiyorum gördünüz mü şu şeylerde. İncileri var. Ay, çok güzel. Naz. Belki perdelik yapabilirdik şu allıkla falan. Nereye allık yapabiliriz? İçlikle şuraya, evet. Allık falan yapabiliriz diyor. Artık bunu yapan yapsın. Şimdi dikkat kesiliyoruz. Naz, ne kadar yumaktan çıktı bu? Bir yumaktan şu kadar kalıyor. 2 tane çıkar bence. Çıkar. 2 tane rahat çıkar. Bir yumaktan 2 tane çıkar. Yapıp da satabilirsiniz. Ve 1,5 saatte biter. 1,5 saatte. İsteyenler buralara dore şeyler koyabilirler. Yuvarlaklar. Şuralara kedi küpesi koyabilirler. Yani neler, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Örgümüz Selanik örgü. Selanik, evet. Bu Selanik'te de bir cilveli Selanik var. Cilvesiz olanı var, yalancı Selanik var, doğru Selanik var. Siz nasıl Selanik biliyorsanız öyle yapın. 1 ters 1 yüz, 2 ters 2 yüz, pirinç örgü, onları da yapabilirsiniz. Aynen. Buyurun. Öyle. Şimdi Derya Hanım, kalın bir yünümüz var burada. Evet. Bu kalın yünün 8 ile 10 yazıyor şişe ama 6 ile örerlerse zaten bu böyle yumuşak bir şey oluyor. Çok genişliyor eğer 8 ile örülürse. Önce tamam. Böyle bir tüyo vereyim dedim. Ben 6 ile ördüm. Tamam. 12 ilmek başlıyoruz. Tamam. Sadece 12 ilmek. Selanik örgüyü ben göstereyim. Göster. İlk ilmeği ben örmeden alıyorum. Neden demin söyledim biliyor musun? Şimdi o Selanik değil, bu Selanik, ben öyle yapmıyorum, böyle yapmıyorum. Evet. Onların önünü kesmek için. Yani siz burada asıl olan fikri alın. Evet. Selanik'inizi nasıl biliyorsanız o şekilde örün. Evet. Hiç bilmiyorsanız, ben tam iyi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim. Ben bir ters bir yüz yaparım, iki ters 200 yaparım. Evet. Bir örüyoruz, bir örmeden üstüne alıyoruz tamam. ilmeği. Odur. Örüyoruz, örmeden üstüne. Çok güzel düşmüş bundan. Kenarlarını hep örerek alıyorum ben bitirince. Başlarken de örmeden. Tekrar aynı işlem. Bir örmeden yani satır sonunda örüyorsun, örüyorum, başta örmeden alıyorsun. Örmeden alıyorum. O da şu kenarı şöyle pıtır pıtır oluyor. Bakın kenar çok güzel düşmüş. Kenar çok güzel düşmüş. Kıvrılmıyor. Beğenip beğenmediğinizi, sevip sevmediğinizi, ben bunu yapacağım, yapmayacağım bize yorum yazın. Bu da mesela torununuza bir hediye götürebilirsiniz. Doğum günlerinde gelen, kız çocuk doğum gününde gelen herkese bir tane bundan yapabilirsiniz. Çok tatlı olmaz mı? Çok tatlı olur. Hani doğum günü hediyesi veriliyor ya. Ne kadar zamanda örülür bu? 1,5 saat. 1,5 saatte örülüyormuş. Ben şurada reklam arasında yapabilirsiniz. Ördüm. Reklam arasında ördüm. Bu kadarı. Evet. Evet, böyle devam ediyoruz. 17 santim ördüm ben. Yine de ölçerek kafalarına göre bunu şey yapabilirler yani. Kafalarına göre dediği yani kafa ölçümüze göre. Evet. Şimdi çapına, kafa çapına. Kafamızı şöyle şey yapalım. Bu yukarı geliyordu değil mi? Evet. Kafamız kimimizin bir tık daha büyük, kimimizin bir tık daha küçük, kimimizin çok minnak. Bu 17 santimi yani şurası 17 santim. Bu 17 santimi 16 yaparsanız 19 yaparsınız. Zaten böyle bir şeyi de şuraya ölçmek lazım. Aynen. Kendi kafamıza. Aynen. Kız çocuklarının kafası daha küçük yaparsınız. 17 değil de 15 yaparsınız. Bakarsınız. Aslında burada doğru şey, elimize bir metre versene. Var mı burada metremiz? Var. Şurada. Hı. Şu var. Metreyi alıp kafamızı şu şekilde ölçmek. Benimki 57'dir. Bakacağım şimdi 57 mi? 55, 56'ya düşmüş. Ben büyüdükçe kafa. 57 aslında ideal baş ölçüsüdür. Tamam. Peki şöyle senin kafan küçük anlaşılmasın. Hani çap derken şuradan dikmeden boyunu mu diyeyim? Boyunu diyeceksin. Tamam. Yani sen şöyle ölçtün. Evet, boyunu. Başımızın ölçüsü, bu baş ölçüsü mesela şapka alırken 57, 56 ya da bazı şeylerde small, medium falan large diye gidiyor. Bu ölçüler ama 57 atıyorum bir şey föt şapka alacaksanız burada ideal ölçü 57'dir, 58'dir, 56'dır, öyle gider o ölçüler. Evet, bizimki de boyuydu. Bizimki boyu şu şekilde 17 santim ördüm dediği bakın aşağı yukarı olmuş zaten. Evet aşağı yukarı oldu. Dur bir dakika. Nerede? Ha. Evet öyle ölçmüşümdür. Burası 12, 17. 12 olmaz. Yanlış yerden ölçüyoruz. Bir dakika. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 22, 32. Sen 37. yanlış yeriyle ölçmüşsün. Peki. Evet. 32 santim. 37 mi olacak o zaman? Bir dakika. Nasıl? Daha var mı? Biraz daha var. Sen 17'ye ölçtüysen bir dakika çevireceğim orada. Bu tarafı inç galiba. Şöyle 12, yaptım. 13, 14, 15, 16, 17. Bir dakika. 17 biraz daha öreceksin. Kaç? 42. 42. Tamam. Ama bu senin başın. Benim başım onun kafası küçük birazcık. Evet. Kıvırcık saçlı falan olursa. Mesela. Böyle. Ya herkes şunu yapacak. Bu ölçtüğü şeyi şunu kafasına ölçecek. Daha var diyecek. Çocuğa yapıyorsanız çocuğa. Saçlar kabarık bir saçsa ona göre ölçeceğiz. Evet. Şimdi Selanik anlaşıldı sanırım. Kulaklara arkayı geçeceğim. Dikiyoruz. Evet. Arkayı birleştirip kestikten sonra İğneyle güzelce dikiyoruz. Şurada görüldüğü gibi. Şurada dikiyoruz. Yani normalde bir saç bandı hazırlıyoruz. Bu motifte çok güzel düşmüş bu modelde Selanik'te. İster Selanik yapın. Haroşo'da da çok güzel olur. Fark eden bir şey yok. 12 ilmek. Evet. 6 numara mı? 6 numara. 6 numara. Kalın bir yün. Şimdi kulaklar önemli burada. Hadi Naz, kulakları gösterelim. Evet. Üçgen parçalar öreceğiz. 2 taneyi birleştirdim ben Derya Hanım. Evet. Önce bir şeyini göstereyim, sonra evet, birleştirmeye dikeceğim. Kaçtan başlıyorsun? 10 ilmek. 10 ilmek başlıyorum. Evet. 2 sıra düz örüyorum. Tamam. Daha sonra her satır başından birer tane kapatıyorum. Eksiltiyorum. İnce şişle örüyorum, daha böyle tok dursun diye. 3 numara sert şişle dursun, sert diye dursun bizim diye. Şeyimiz, üçgenimiz. Evet. Şöyle yapayım. Daha sert dursun diye küçük, kaç numarayla ördüm? 3'le ördüm. 3'le ördü. Evet. Şimdi başından eksiltmiştim. Arkaya dönüyorum. Bu baştan da eksiltiyorum. Ta ki bitene kadar ilmekleri. Yani bir ilmek kalana kadar değil mi? Aynen. Tamam. Bunu da yaparız. Bu da gel. Tamam. Sonra dikiyoruz bunu. Diktim. Tamam. Şöyle bir dikilmiş. Nasıl diktiğimi de şöyle göstereyim renkli bir ipimle. Tamam. Bunun başka örülümü de varsa bilmiyorum. Hani 3 şişle falan direkt çıkabilirler. Evet evet, az kaldı vakit Naz. Tamam. Böyle evet, dikiyorum. Normal dikiyorsun, ters mi çeviriyorsun sonra? Yok, alttan da dikiyorum böyle. Hiç çevirmedim. Çok böyle güzel. Bu şekilde dikti. Evet, evet. Daha sonra da incileri nasıl diktiğimi. Peki bunu buraya dikerken şunu sormak istiyorum. Sorun. Mesela elimde şu. Hafif şöyle şey yapıyor musun? Yapmadım. Yapmadın, dümdüz diktin. Düz diktim, evet. Peki bunların arasını ve ayarını nasıl ayarladın? Şimdi ölçerek arka ortayı buraya getirdin. Buraya evet, şey getirdin. Hı hı. Arası kaç santim bunun? Hemen ölçelim, onu. Arası 11 santim ya da 10 santim diyeyim. 10-11 santim kulakların arası. Yukarıdan da 4 santim. 4 santime dikiyorsunuz. Bunu oturtuyorsunuz. Şurada bakın, şöyle 2 parmak kalıyor. Burası 10 santim. Bunu da sonra buraya dikiyorsun. Evet. Ondan sonra inci dikimini göster. Göstereyim. İğnemi alayım. Mutlaka bir dikişler berede, saç bandında, bazı şapkaların içinde ekstra for vardır. Arkada birleşirler. Mutlaka biz giyerken bu arka dikişi arkaya getirmeliyiz. İncileri de seçtik, incilerimizi. Evet. Çok ince bir incinin geçebileceği evet, bir şey. Bu arada ben misina ipiyle diktim. Evet. Burada kayar dökülmesin diye. Öyle. Hiç şey kullanmadım. Hani kum boncuk kullanmadım. Direkt sadece incileri diktim böyle. Tamam. Sabitlemek için. Bu bizimki daha farklı bir renk. Şimdi ördüğümüz biraz daha sarıya yakın. Evet. İncileri sarıya yakın seçtik. Seçtim. Gri ise gri inci olabilir. Gri ise gri inci yapabilirsiniz. Beyaz, başka renkler kullanabilirsiniz. O zaman şöyle yapıyorum. Kaç tane inci gitti buna Naz? 12, 12, 24. 24 tane inci var. Ve geldik bu bölümünde sonuna. Miyav Erkan, gidelim Erkan. Miyav miyav. Hayatınızda keşke dediğiniz durumlar çok mu fazla? Kendinizi değersiz mi hissediyorsunuz? Hastalıkların farkında olmadığımız duygusal sebepleri neler? Bilinçaltımız hayatımızı nasıl etkiliyor? Niyet enerjisi ne demek? Ruhsal ve spiritüel danışman Binnur Duman anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. Evet, Binnur Duman hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ruhsal ve spiritüel danışman. Niyet enerjisi ve hastalıkların duygusal sebeplerinden bahsedeceğiz. Hemen sorularıma tamam, başlıyorum. Önce niyetten başlayalım. Peki, tamam. Niyet enerjisi ne demek? Niyet aslında nedir? Niyet hedeflediğimiz düşünce formudur. Asıl enerji odaklanma. Odakla beraber odaklandığımız, istediğimiz, beklentide olduğumuz durumu değiştirme ve dönüştürmedir aslında niyet. Neye odaklanırsak onu rezone, yani onun titreşimini tamamen kendimize çekmiş oluruz. Aslında bu bir fizik. Duygu ve düşüncelerimiz birer kimyasal molekül ve birer titreşim olduğu için hedeflendiğimiz veya odaklandığımız isteğimiz neyse onu niyete çevirdiğimizde, doğru cümlelerle niyete çevirdiğimizde O titreşimi kendimize doğru çekmeye başlarız. Elektrostatik çekim aracı gibi bizim beynimiz aslında bir yayın merkezi gibidir. Tüm düşüncelerimiz, duygularımız birer titreşimdir ve evrende yayılır. Kişiden kişiye yayıldığı gibi alanda da yayılır. Yani tek bir hücremizden bütün bir galaksiye varıncaya kadar, mikrodan makroya her şey zincirleme birbirini titreştirir ve bu titreşim bizim düşüncelerimiz ve niyetlerimiz için de çok etkili bir araç olarak kullanılabiliyor. Eğer biz bunu doğru olarak hedefleyip kullandığımızda hedeflediğimiz isteklerimize, arzularımıza doğru cümlelerle, doğru niyet enerjisiyle konsantre olduğumuzda ve onu gerçekmiş gibi algıladığımızda 5 duyu organımızı birden kullanarak bir imajinasyon, bir vizyon yaratıp onu, çünkü gerçek ve hayali bilinçaltı çok idrak edemiyor, her şeyi gerçek gibi kabul ediyor. Doğru imajı ettiğimizde ve o isteğimize rezone olduğumuzda, uyumlandığımızda o isteği manyetik olarak kendimizi de ona çekmiş oluruz ve niyetimizi gerçekleştirmiş oluruz. Evet, bilinçaltı hastalıkların oluşmasını nasıl etkiliyor? Demin de bahsettiğim gibi tüm duygu ve düşüncelerimiz birer kimyasal molekül, birer nöropeptit. Duygu ve düşüncelerimiz bizi etkileyebiliyor, hastalıkları oluşturabiliyor. Ama bilinçaltımız, kayıtlarımız o kadar farklı çalışıyor ki, yani doğru yanlış, gerçek doğru demeden, sorgulamadan, eleştirmeden, yargılamadan her şeyi kaydettiği için farkında olmadığımız bir takım korkularımız, bir takım kaygılarımız, bir takım endişelerimiz, bir takım duygusal blokajlarımız bizim bedenimizde tıkanıklıklar yaratabiliyor. Ve bizim farkında olmadığımız birçok hastalığa neden olabiliyor. Bazı nedensiz ağrılarımız, duygularımız ve zihnimizde yatan bazı korkularımızdan kaynaklanıyor olabilir. Ya da kendimize yaptığımız bir takım suçluluk duygularından ya da eleştirme, yargılama duygularından kaynaklı olarak hastalıklar bedenimizde nedensiz ağrılara neden olabiliyor. Kişi mesela doktora gidiyor, tomografi çektiriyor, MR çektiriyor, bir sürü tahliller yaptırıyor ve altında hiçbir neden çıkmıyor. Ama diyor benim sürekli ağrım var, başımın ağrısı hiç dinmiyor. Ya da farkında olmadan hep omuzlarım ağrıyor. Ya da işte kollarım ağrıyor, boyun ağrım dinmiyor. Hiçbir şey yok altında. Doktorda, tıbbi tedavide bir şey çıkmıyor. Zihinsel bir takım kayıtlar, bir takım altında yatan nedenler bu ağrıları tetikleyebiliyor. Evet, ağrılardan bahsettiniz. Bel ve omuzdaki ağrıların duygusal sebepleri neler? Ya omuzlardaki ağrılar aslında sırtlandığımız, omuzladığımız birçok yükün bize artık fazla geldiğinin mesajıdır. Aslında vücudumuz bizimle konuşuyor. Vücudumuz bize söylüyor, ağrılar yoluyla söylüyor. Sana ait olmayan birçok sorumluluğun altına girdiğini, birçok şeyin altına elini soktuğunu ve başkalarının yapması gereken görev ve sorumlulukları da kendi üzerine vazife bildiğinde ve bunların altına girdiğinde omuzlarda gerçekten nedensiz ağrılar hissedebiliyoruz. Bel ağrılarından bahsedersek, bel ağrıların birçoğu aslında maddi kaygılardan kaynaklanıyor. Parasal sıkıntılardan, gelecekle ilgili maddi sıkıntı çekme konusunda biriktirme kaygısından ya da bununla ilgili endişelerden dolayı bel sinyal verebiliyor. Parasal sıkıntılar yatıyor altında nedenler olarak. Ayak ve bacaklardaki ağrıların, romatizmal hastalıkların bilinçaltıyla ilişkisi nedir? Romatizmal hastalıkların bilinçaltıyla ilişkisi şöyle. Özellikle bir acitasyon ruh halindeysek, kendimizi kurban gibi hissediyorsak, İşte her şey benim başıma geliyor, bütün olumsuzluklar beni bulur, ben zaten şanssızım. Kendini kurban psikolojisi içinde gören insanlarda romatizmal hastalıkların belirtilerinin ortaya çıktığı yapılan araştırmalarda gözlemlenmiş. Ayak ağrılarında da sol ayak veya sağ ayakta farklılık olabiliyor. Sol biraz geçmişe aittir, sağ da geleceğe aittir. Eğer çok geçmişin acı ve üzüntülerine takılıp kalıyorsak nedensiz sol bacağımızda ağrılar hissedebiliyoruz. Eğer gelecekle ilgili çok fazla kaygılarımız, endişelerimiz ve takıntılarımız varsa, kendimizi güvende hissetmiyorsak bu da sağla ilgili bir takım sıkıntıları ortaya koyuyor. Bilinçaltının böyle bir etkisi olabiliyor bu ağrılar üzerinde. Hayatı kontrol altında tutmak ve keşkelerle yaşamak nelere sebep oluyor? Biraz bazen yaşanılan her şey yaşanılıyor ve yaşanılan her şey bizim hayrımıza, olduğunu düşündüğümüzde, kabule ve teslimiyete geçtiğimizde, bunları sorgulamaktan vazgeçtiğimizde aslında bunları serbest bırakıyoruz. Ama bazı insanlar keşke onu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım, tamamen kendi zihinsel kontrolü altında tutarak, olayları kontrol altında tutmaya çalışarak her şeyin başlangıcını, sonunu garantilemeye çalışmak, garantici olmak düşüncesiyle biraz da sol beyni kullanarak diyabeti, şekeri ve buna benzer hastalıkları tetikleyebiliyor. Kontrol altında tutma çabası ve bunları serbest bırakmak, aslında akışına bırakmak, tamamen akışında gelişmesine izin vermek. Çünkü her şey olması gerektiği gibi oluyor, olması gerektiği zamanda oluyor. Ne önce ne fazla. Sadece biz kendimizi ve zihnimizi yormuş oluyoruz. Sadece kendimizi bu durumla ilgili sıkıntıya sokmuş oluyoruz zihinsel olarak. Serbest bıraktığımızda kendimizi bu konuda daha rahat hissedeceğiz. Evet. Uykuda dişleri gıcırdatmak neden oluyor? Ya bastırılmış öfkeler çok fazlaysa kişide eğer ve bunu dışa veremiyorsa, dışarıya gereken eğer kişi ise, olaysa, bir nedenden dolayı kaynaklanıyorsa bu öfkeler yansıtmadığı, sakladığı, bilinçaltında örttüğü ve ötelediği her şey uykuda dişlerini gıcırdatmayla ve onun devamında da işte dişlere zarar vererek, diş minelerinin bozulmasına neden olarak olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bunun altında yatan neden bastırılmış öfkeler, açığa çıkartılmamış, ertelenmiş ve engellenmiş öfkeler. Evet, tiroid bezi ve Hashimoto'nun altında yatan zihinsel sebepler neler? Bunlar da özellikle ilgili bulunan tiroid bezinin altındaki yer, onun farkındalık noktası, oradaki enerji döngüsü kendini ifade etmeyle alakalı bir döngü olduğu için ifade edemediğimiz, söyleyemediğimiz, sakladığımız, susturulmak zorunda kaldığımız her şey oradaki döngüyü bozuyor. Doğal olarak tiroid bezinde bozuyor. Hatta arkasından oradaki yumrular, nodüller, guatr ve Hashimoto dengesizliğiyle beraber ortaya çıkabiliyor. Farkındalık noktası, boğaz tamamen ifade etmeyle ilgili özgürce iletişim kurabilmek, anlaşılmak, anlaşılamamak daha doğrusu ve anlaşamamak. Bunlarla ilgili sıkıntılar, ifade edemediğimiz ve içimize attığımız her cümle bizim boğaz döngümüzde bir tıkanıklığa neden olabiliyor ve orada bir hastalığa. Bu tür hastalıkları geliştirebiliyor, gerçekleştirebiliyor ve biz bunlarla yüzleşmek zorunda kalabiliyoruz. Alerjiler? Alerjilerin altında yatan. Evet, alerjiler de kendi gücünü yadsıma, aslında kendi sahip olduğu potansiyelin, gücün farkında olamama, birçok şeyin üstesinden gelebilecek bir güce sahiptir kişi ama nedense özgüven eksikliğiyle, kendini güvende hissetme duygusuyla ilgili sorunları varsa bunu dışarıya gösterme konusunda sürekli bir cesaretsizlikle yüzleşme durumundadır ve bedende bu bir savunma mekanizması gibi kendi kendine saldırıya geçer ve alerjiler. Hatta buna benzer alerjilerin dışında ciltteki lekelenmeler, sedef hastalığı da, vitiligo gibi rahatsızlıklar da, bedenin kendi kendine savunması, mesela kendini renk veren pigmentleri saldırıya geçerek oradaki rengin beyazlaması ve ağarması gibi vücudun kendi kendine saldırıya geçmesi. Evet. Değersizlik duygusu nedir? Altında yatan sebepler nelerdir? Değersizlik duygusu biraz bilinçaltından kaynaklanıyor. Hem çocukluk yıllarından, hem anne karnından geçen süreçten, hem de yani o 0-5 yaş arasındaki kayıtlarda eğer bize gerçekten değerli olduğumuz o yaşlarda çok hissettirilmemişse biz bunu ileriki yaşamımızda, ileriki İlişkilerimizde, işlerimizde, başarılı durumlarımızda, her şeyde bunları hissederiz ve bizi aşağı çeker, ilişkilerimize zarar verir. Çocukluk yıllarından getirdiğimiz kayıtlardır, değiştirilip dönüştürülebiliyor. Bilinçaltı terapileriyle, bilinçaltı temizliği ve kodlamalarıyla yeniden programlanabiliyor. Öncelikle değerli olduğunun düşüncesinin kişinin bilinçaltına ve beyindeki nöronlara, bunların nöronlar arasındaki bağlantılara tekrarlar dediğimiz afirmasyon, yani güçlü telkinlerle kodlanmasıyla bu programlanabiliyor ama bir devamlılık gerektiği için, özellikle bu konuda da inanç değerleri ve odaklanma çok önemli olduğu için bunlar yeniden programlanabiliyor. Öncelikle biz milyonlarca olasılıktan bir tanesiyiz. Dünyaya gelişimiz zaten değerli olmak, seçilmiş olmaktır. Bunu kişinin bilinçaltına yüklememiz gerekiyor. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Eğer biz olmazsak bütün eksik olur. Doğal olarak bizim olmamız gerekiyor. Biz o bütünün bir parçasıysak geliş amacımız var. Seçilmiş olmak, değerli olmak demektir. Eğer değersizlik duygusu kişide varsa alma verme dengesine sorun yaşar. Emeklerin karşılığını alamaz. İlişkilerinde kendine değer vermeyen insanları çok kolaylıkla hayatına çeker. Yani kendine karşı yok sayma, değersiz hissettirilme. Birçok anlamda bu olumsuz özellik onun ilişkilerine yansır. Etrafında patronundan tutun da dostuna, arkadaşına, partnerine, ailesindeki birçok insandan bu duygu ona kendine yansıtıldığında bu duygunun temizlenmesi gerektiğini farkına varır ve bu temizlenebilinen, düzeltilebilinen bir duygudur. Kurtulabiliriz kesinlikle, yani bu kesinlikle. Bilinçaltı kayıtlar artık yani günümüzde koordine edilebiliyor, temizlenebiliyor, yeniden kodlanabiliyor, DNA'lara yeniden formatlar atılabiliyor. Sizin birçok kişilik özellikleriniz, alışkanlıklarınız, korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz, takıntılarınız, hastalıklarınız, genlerinizden gelen hastalıklar bile artık günümüzde birçok programlarla değiştirilip dönüştürülebiliyor. Bu konuda dünya inanılmaz bir şekilde mesafe kat ediyor. Bizler de bunları uygulamaya çalışıyoruz. Affetmek, oraya geleceğim. Affetmek hayatımızda neleri değiştirir? Affetmek hayatımızda ciddi oranda birçok şeyi değiştirir. Öncelikle affettiğimiz kendimiziz. Tuttuğumuz her insanla enerji bağı oluştururuz ve nedense kimlere ait kırgınlıklarımız, öfkemiz ve kızgınlıklarımız varsa bunu tuttuğumuzda zannederiz ki o insana karşı öfkemi sıcak tuttuğumda o gereken cezayı alacaktır. Ama tam tersine bilmemiz gereken bir şey var. Kimi tutuyorsak bizim enerji bağımız onun etrafını çevirdiği için o alması gereken cezayı almasını biz engelliyoruz. Tamamen onun üzerinden ellerimizi çektiğimizde, daha doğrusu enerjimizi çektiğimizde ve onu serbest bıraktığımızda asıl özgürleşecek olan biz oluyoruz. Kendimizi kinin, nefretin, öfkenin hapishanesinden kurtarmak demektir. Affetme de... Kişinin yaptığı yanına kar kalmıyor. Bu affetme çalışmasında ben asla affetmem, bana yapılan şeyleri ben unutmam imkansız diyerek terapideki insanlar biraz ön yargılı bakıyor ama bu çalışmadan sonra inanılmaz rahatladığını, gerçekten hafiflediğini ve özgürleştiğini hissediyor. Bir kere yapılan hiçbir şey kişinin yanına kar kalmaz. Evrende bir yasa var. Etme bulma yasası ya da ne ekersen onu biçersin yasası. Diğer adıyla karma yasası. Yapılan her şey döner dolaşır ve o kişinin yaptığı önüne mutlaka gelir. Onun bedelini öder. Bu kişiye ait bir olaydır. Bu tüm inanç sistemlerinden, din sistemlerinden farklı bir yasadır. Ve... Biz kendimizi bu duygudan kurtardığımızda, kendimizi özgürleştirdiğimizde enerjimizi o kişilerin çalmasını engellemiş olacağız. Yarınımızdan, bir sonraki zamanımızdan, geleceğimizden çalınan enerjileri kendimiz için kullanacağız. Kendi geleceğimiz, kendi bedenimiz, kendi sağlığımız, kendi ruhumuz, kendi yükselişimiz için. Ağırlıkları bırakmak demektir. Sırtınızdaki bütün yükleri, sırtınızda taşıdığınız o çuvallardaki o insanları artık taşımaktan vazgeçmek demektir. Kendini kabule geçmek demektir. Asıl değerli olanın kendin olduğunun bilincinde olmak demektir affetmek. Şükür ve teşekkürün bize faydaları nelerdir? Şükür kelimesinin arttırıcı, çoğaltıcı bir etkisi var. Neyin önüne şükürler olsun getirirseniz arkasından gelen her şeyi çoğaltır. Ve beyinde yaydığı titreşimler pozitif nöronları etkilediği için vücutta yarattığı o kimyasallar da pozitif. O kimyasal moleküller hücrelere tek tek pozitif olarak gidiyor. Bir suya bile şükürler olsun dediğinizde suyun zihnini değiştirebiliyorsunuz. Ve o suyu içtiğinizde inanılmaz kendinizi iyi hissedersiniz. Şükür ve teşekkür çoğaltan, arttıran etkisini doğru kullanmayı düşündüğümüzde şükürler olsun ben sağlıklıyım dediğinizde gerçekten sağlıklı olduğunuzu hissedersiniz. Eğer yediğiniz bir lokma bir şeye şükrettiğinizde ertesi gün onun çoğaldığını, onun arttığını, bereketlendiğini hissedersiniz. Bunu yaşarsınız. Bu enerji bu şekilde çoğaltan bir etkiye sahiptir. Bunu bilerek kullanmak, farkında olarak kullanmak yaşamımıza çok ciddi anlamda güzellikleri çekebilen bir enerji. Evet, Erkan nedir şeyimiz? Evet, o zaman böyle güzel bir program yaptığımız için. Şükürler olsun. Şükürler olsun diyorum. Böyle güzel seyircilerimiz olduğu için kesinlikle. Şükürler olsun diyoruz. Efendim, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Biz pazartesi günü yine burada olacağız. Sizlere sevdiklerinizle şöyle sarılarak güzellikle, iyilikle geçireceğiniz güzel bir hafta sonu olsun. Biz pazartesi yine burada olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.